Hepinize iyi geceler diliyoruz. İskele Sancağı hoş geldiniz. Bu gece İskele Sancak'ta Türk şiirinin en önemli isimlerinden birini konuk ediyoruz. Şair İsmet Özel'i. İsmet Özel hiç kuşkusuz şairliğinin yanı sıra Türkiye'de düşünce hayatına çok ciddi ve önemli katkılarda bulunan bir isim. Düşünceleriyle de tartışılan bir isim. Aynı zamanda gazetelerde yazdığı gündelik yazılarla da günlük politika ile ilgili çarpıcı, farklı, değişik yaklaşımlar ortaya koyuyor. İsmet Özel'le bu gece İskele Sancak'ta hem günlük siyaseti, hem düşünce hayatını, hem de tabii ki şiiri ve edebiyatı konuşacağız. Ben hemen kendisine hoş geldiniz diyorum. Merhaba İsmet Bey. Merhaba. Hemen şunu da belirtelim. Burada değerli konuklarımız da var. Onların kimisini ben tanıyorum. Şair arkadaşlar, genç şairler ve edebiyat severler. Tabii İsmet Özel severler diyelim. Buradalar. Uzun bir söyleşi. Onlara hoş geldiniz demeyecek misiniz? Onlara da hoş geldiniz. Siz de diyeceksiniz. Ben de evet diyeceğim. Ev sahipliği düşüyorsa bana tabii. Tabii. Uzun bir söyleşi olacak. Uzun soluklu olacak. Öncelikle günlük siyasetle ilgili sorular sormak istiyorum size ama şiirle başlayalım mı? Vallahi nereden başlarsanız kabulümdür. Kabulümdür tabii. Peki. O zaman sizin bir şiirinizle başlayacağız. Evet. Yani benim bir şiirim okunacak burada. Okunacak. Siz okuyacaksınız. Ben de dinleyeyim. Siz de dinleyeceksiniz. Evet, İsmet Özel'den bir şiir. Güvenlik bildirisi. Evet. Şiirin adı. Kaç yılında yazmıştınız? 71. 71. 72 de olabilir. Esenlik bildirisi herhalde herkesin ezberinde olan bir şiir ki burada bulunan konuklarımız tekrar ettiler. Çok sevilen, okunan bir şiir. Vallahi esenlik bildirisinin bu konuda ayrıcalıklı olduğunu sanmıyorum. Diğer şiir. Güzel. Diğer şiirleriniz de ezbere bildiriyor. Benim şiirlerim kolay ezberlenebilen şiirler. Bir de yüksek sesle okumaya çok elverişli. Zaten eğer bir şiir yüksek sesle okunamıyorsa birçok şeyi feda etmiş demektir şiir olma özelliği bakımından. Yani şiir sese dayalı bir şey. O anlamda telaffuz edilmesi çok önem taşıyan bir şey. Çok da güzel şiir okuyorsunuz. Öyle derler. Şimdi şiir bahsiyle başlamayacağız. Tamam. Siyaset bahsiyle başlayacağız. Şiir konusunda gerçekten çok merak ettiğimiz konular var, sorular var. Ama önce güncel siyasetle başlayalım isterseniz. Türkiye'de
özellikle güncel siyasette şöyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Artık bunun tartışmasını yapıyoruz. Bir tarafta ulus devlet vurgusu yapanlar var. Bir taraftaysa Türkiye'nin işte bu küreselleşmeyle birlikte dışa açılması gerektiğini, batıyla bütünleşmesi gerektiğini savunanlar var. Böyle bir ikili cephe oluştu bu Kemal Derviş'in gelmesiyle birlikte. Biraz daha açığa çıktı, altı çizildi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu ikili cephenin İsmet Özel neresinde? Şimdi ilk önce size inanıp inanmamakta tereddüt ediyorum. Neden? Çünkü ben gerçekten Türkiye'de böyle bir ayrımın olduğunu sanmıyorum. Yapay yani, bir ayrım mı bu? Hayır. Yani birinci sözünü ettiğiniz ulus devlet meselesini gerçek boyutlarıyla, gerçek vasıflarıyla tanıyıp kabullenen insanlar olduğu konusunda ciddi şüphelerim var. Tam tersine Türkiye'de yaşayan birçok insanın dünya şartlarına intibak etmek meselesinde çok fazla heveskar oldukları ve bu konuda hızlı gittikleri görüşündeyim. Yani Türkiye'de Türkiye'nin özgünlüğü, Türkiye'nin değeri, Türkiye'nin önemi konusunda düşünce üreten insanların ağırlığının hissedilmediğini kabul ediyorum ve bu konunun ciddiyetle göz önüne alındığını sanmıyorum. O anlamda böyle bir ayrım fark edilen bir şey değil. Ben kendi payıma özellikle Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilanından sonra nasıl bir karakter sahibi olduğu meselesinin aydınlığa kavuşması görüşündeyim. Bu anlamda tarihin yerli yerince anlamlandırılması gereğini savunuyorum. Ve insanların bu konuda çok sansürlü, çok korkak ve aşağılık duygusu içinde bir tutuma sahip çıktıklarını, bir tutum içinde kaldıklarını düşünüyorum. Tarihe bakışta mı? Evet. Yani Türkiye'nin niçin Türkiye olduğu, bu ülkenin niçin bir vatan olduğu ve kimlerin vatanı olduğu ve hangi sebepten ötürü önem verilmesi ve hangi sebepten ötürü bazı titizliklere sahip çıkılması gerektiği konusunda ciddi yaklaşımlar olduğunu sanmıyorum. Benim kendi görüşüme göre Anadolu toprakları çok özel bir anlam sahibi ve mesela Osmanlı İmparatorluğu'ndan elimizde kalan son parça muamelesi görmek ona büyük bir haksızlıktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir oluşumdur. Bunun fark edilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir oluşum olması bu toprakların diğer Rum oluşuyla, yani ilk defa İslamlaşmakla beraber aynı zamanda vatandaşmak özelliğini kazanması yüzündendir. Yani Darül İslam olmakla vatan olmuş dünyada belki tek toprak parçası burası. Yani İslam fetihleri var dünyanın her yerine, birçok yerine yayılmış olan. Ama Anadolu toprakları dediğim gibi Darül İslam olurken aynı zamanda vatan olan tek toprak parçasıdır. Ve biz bir şekilde işte Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'nın mağlupları arasında yer aldıktan sonra İstiklal Harbi'ni yapmış bir toplum olarak bu hayatın
yansıması olarak varız burada. Yani bir şekilde vatandaşmış toprakların tekrar vatan sayılması gibi çok anlamlı bir şey yaşıyoruz. Bunlar Türkiye'de çok dikkate değer şeyler olarak algılanmıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de aydın diye nitelenen insanların sadece kendilerine telkin edilen şeylerle dolu olmaları bir. İkincisi doğru şeyler ürettikleri, doğru şeylere doğru şekilde yaklaştıkları takdirde kendi ikballerinin engelleneceği korkusundaki ahlaki zaafları. Bunlar birlikte Türkiye'yi sahici meselelerden koparıyor. Peki nedir sizce Türkiye'nin o farklı tarafı ya da Cumhuriyet'le birlikte kazandığı o nedir o anlam? Şimdi şunu bir kere hesaba katmamız lazım. Dünya, bütün dünya Avrupa'da oluşmuş bir medeniyetin etki alanı altında. Yani eğer Batı'da bir medeniyet doğduysa, buna isterseniz kapitalist medeniyet deyin, isterseniz Batı medeniyeti deyin, işte İbrani, Hristiyan medeniyet deyin, ne derseniz deyin, ama Avrupa kaynaklı bir yeni dünya medeniyeti var. Yani geleneksel ölçülerin dışında bir yeni medeniyet doğmuş. Bu medeniyetin etki altına almadığı toprak yok. Fakat hiçbir şekilde müstemlekeleştiremediği bir toprak var. Orası da Türkiye. Bu çok önemli bir şey. Neden önemli? Neden önemli? Şimdi şuna dikkat etmek lazım. 14. asır Osmanlı Devleti'nin kuruluş yüzyılı. Bazılarına göre 1299, bazılarına göre 1300. Aynı zaman bu 14. asır İtalyan site devletleri aracılığıyla kapitalizmin ilk hızını aldığı dönem. Şimdi Osmanlı Devleti Batı'da bir şeyler gelişmekteyken kurulmuş ve o gelişmesini tamamlayıp bütün dünyaya hükmünü saldığı aşamaya gelinceye kadar burada, yani Osmanlı toprakları içinde kapitalist olmayan ve insan hayatına anlamlı bir değer katan bir düzen yaşatmış. Bunu diyeceksiniz ki Afrika'da, Asya'da, hatta belki de keşfedilmeden önceki Amerika'da başka yani batılı olmayan unsurlar da böyle bir şey yaptı. Bunun neresi ilginç, neresi önemli diye sorabilirsiniz. Bu diğer Türkiye dışındaki toplumlar Batı medeniyetinin varlığından kopuk ve alakasız bir şekilde kendi dünyalarını, kendi düzenlerini, kendi anlamlarını idrak ettiler. Ama Osmanlı toplumu, sonradan Türk toplumu haline dönüşen Osmanlı toplumu Batı'yla münasebet içinde olduğu halde, Avrupa'nın burnunun dibinde olduğu halde ve hatta bir bakıma işte Doğu Avrupa'yı da içine almış şekliyle varlığını sürdürdü, varlığını kazandı. Yani şunu dikkatle vurgulamak lazım. Eğer Batı medeniyetinin, kapitalizmin, burjuva dünyasının bir ötekisi varsa o sonradan sömürgeleştirdikleri topraklar değil,
sadece Türkiye'dir. Türkiye'dir. Ve bir bakıma Türk demek burjuva olmayan demektir. Ve batılı olmayan. Batı kelimesini eğer medeniyet anlamında. Özellikle bu gelişimin içine oturtursak, evet, ama şunu eklemek lazım. Orta Çağ Avrupası Batı değildir. Peki o zaman güzel, bu yapılan değerlendirmenin ardından yenildiğimizi kabul edebilir miyiz bugün? Hayır, biz savaşa girmedik ki yenilelim. Ama IMF ile anlaşma yapıyor Türkiye. Dünya Bankası heyetleri geliyor. Yani teslimiyetten söz ediliyor. Böyle bir şey yok mu? Yani tamam, savaşa girmedik, sömürge olmadık ama işte Kemal Derviş Amerika'dan geliyor. IMF'nin bize onu gönderdiği söyleniyor ve şu anda Türkiye'yi o yönetiyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Tam bir yenilmişlik, umutsuzluk hali yok mu Türkiye açısından sizin bu yaptığınız değerlendirmeye göre? Şimdi ama ben dedim yani bir savaşa girmiş değiliz ki yenilmiş olalım. Yenilmek için ile de bir savaşa mı girmek gerekir? Tabii. Yani insanlar savaşırlar. Birisi galip olur, öbürü mağlup olur. Ama savaşmadan teslim olanlar var. Savaşmadan teslim olanlar olmaz. Yani birileri onları teslim alıyor demektir. Yani şu anda birileri Türkiye'yi teslim alıyor mu? Şimdi bu ciddi bir mesele. Bakınız, konuşmamın başında Türkiye Cumhuriyeti'nin öneminin fark edilmediğini söyledim. Türkiye Cumhuriyeti yaptığı İstiklal Harbi sonunda dünyadaki İslam topraklarının kurtarılmış bir alanıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı aslında bir mağlubiyetin sonucu değil, bir galibiyetin sonucudur. Yani biz yaşadığımız toprakları kapitalist alemden bir bakıma kaçırdık. Yani bir bakıma onları daha fazla zarar vermelerini önleyen bir yerde durdurduk. Ondan sonra ne oldu meselesi var. Ondan sonra ne oldu meselesini biz ne kendi aramızda ne de bizimle muhatap olanlarla konuşmadık. Bu böyle şu ana kadar gelmiş kapalı bir kutudur. IMF'nin bizi teslim alıp almadığı meselesi de iki alanda konuşulabilir. Birisi çok teknik, iktisadi ölçüler, tahliller alanındadır. Diğeri de Türkiye'nin bundan sonra kendine nasıl bir rol biçtiği meselesi içine girer. Bunlar da konuşulması, hal yoluna konulması gereken meselelerdir. Fakat bunun için ne yazık ki çok parlak bir ortamda değiliz. Türkiye aşağı yukarı 80'li yıllara kadar bir bakıma az gelişmiş bir ülkeydi. Ve o zaman Türkiye'nin az gelişmiş ülke aydınları vardı. Ama bunlar aydınlardı. Şimdi? Şimdi Türkiye 80 sonrasında dünyaya açılmış, dünyadaki standartlara yaklaşmayı becermiş bir ülke olarak var. Aydınlar? Şimdi Türkiye az gelişmiş aydınlar ülkesi. Hala. Evet, yani önceden bir az gelişmiş ülke aydınları vardı. Şimdi az gelişmiş ülke, pardon, az gelişmiş aydınlar ülkesi var. Türkiye halen kendi meselelerini layık olduğu düzeyde tartışıp konuşamayan insanların aydın olarak tanındığı, aydın olarak kabul edildiği bir ülke. Ve dikkat ederseniz
Türkiye'de işte aslında doğru kelimeyi telaffuz etmek lazım. Entelektüel olan kesim aslında düşünce hayatı dolayısıyla canlılık kazanmış bir kesim olması lazım. Halbuki bugün Türkiye'de entelektüel sayılması gereken insanlar bir takım politikalara uygun laf üreten insanlar haline geldi. Yani kendilerinin altında bir şeye hizmet ediyorlar. O yüzden yani kendilerinin olması gereken vasıfları taşımıyorlar. O anlamda biz Türkiye'nin meselelerini bu politikanın dümen suyundan giden aydınlarla konuşmamız, tartışmamız mümkün değil. Yani gündelik politikanın bir tarafa bırakılıp... Daha kötü, gündelik politika içinde bile değiller. Türkiye'ye tesir eden güçlerin uşaklığını yapan bir aydınlar var. Yöntem uyguluyorlar. Bilerek ve isteyerek mi? Bunun tabii bir kısmı yetersizlikten gelen bir şey, bir kısmı da ahlaki zaaftan tabii. Dolayısıyla bu meseleleri, bu yönlendirmelerin olmadığı bir ortamda konuşamıyoruz. Yani aydınlarının yönlendirilmediği bir ülkenin bu meseleleri konuşması, halletmesi mümkün değildir diyorsunuz. Evet. Tabii yani. Biraz daha ben yakın geçmişten somut bir konuyu size sormak istiyorum. Hep merak ediyorum nasıl değerlendireceğinizi. 28 Şubat. Yenilgi mi? Türkiye'de İslamcılığın iflası mı? Güzel. Bu gene biraz önceki konuştuğumuz şeylerle çok paralel bir şey. Ben kendi payıma bu soruyu sorduğunuz için size teşekkür etmem lazım. Çünkü ben böyle bir şey olduğunu kabul etmiyorum. Nasıl bir şey? Yani o andığınız tarih var ya. 28 o tarih, Şubat. Evet, normal olarak takvimde bir tarihtir. Yılınızı da söyleyin. 97. Mesela bu, evet, takvimler bir gün 28 Şubat 1997'yi göstermiştir. Bundan başka hiçbir özelliği yok. Olur mu? O gün Milli Güvenlik Kurulu yapıldı bir sürü. Milli Güvenlik Kurulu ilk defa mı toplanıyordu? Hayır ama o gün. Son defa mı toplanıyordu? Hayır tabii. Hayır. Ama o günkü toplantıda çıkan kararlar. Bu o günkü toplantıda çıkan kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Süleyman Demirel'in dediği gibi en tabii refleksleridir. Orada hiçbir orijinalite, hiçbir özel durum yok. Ama mesela o kararların ardından Türkiye'de o tarihten önce diyelim ki İmam Hatip Mektepleri diye mektepler vardı. Şimdi işlevsiz hale getirildi. O tarihten önce bir takım işte İslami hayatla ilgili özgürlükler daha belki fazlaydı. O tarihten buna sonra kısıtlamalar yapıldı. Neden katılmıyorsunuz? Yani çünkü yok mu böyle bir kısıtlama? Hayır. Kısıtlama var mı yok mu? Yani söylemesi zor. Çünkü o tarihten önce dediğiniz zaman bir beklentiler zamanıydı. Yani ne tür beklentiler? Türkiye'de İslami eğilimleri kısmen serbest bırakır, kısmen de teşvik edersek acaba bu nereye varır? Yoklama mı yapıldı? Şüphesiz. Test. Birçok şey. Yani İslami eğilimleri olan insanların neye sahip çıkacakları, nasıl niteliklere ulaşabilecekleri görülmek istendi. Peki ürküldüğü için mi önü kesildi? Hayır, hiç sanmıyorum. Niye önü kesildi? Yani lüzumsuz bulundu. Birilerinin sinirlerini bozdu. Yoksa ürkütücü bulunmadı. Nesi ürkütücü bulunacaktı ki? Ürkütücü olduğunu söylüyorlar ama bir takım kişiler. Evet, aslında ilginç bir şey. Ürkenler ürkmüş olabilir. Ürkmek insanlara mahsus bir şey değildir. Kime mahsustur? Atlar ürker mesela. Yani insanlar korkar. Korktular mı peki? Şimdi korkmayacak kadar donatım sahibiydiler. Yani hakimdiler anlamında mı? Ne banka hesapların tehlikeye altındaydı, ne de sosyal hayatları. Niye korksunlardı ki? Peki ne oldu?
Hiçbir şey mi olmadı? Bir şey oldu. Yani olan birileri ne? Evet, birileri bazı hoşgörülerden yararlanmaz hale geldiler. Yani şu çok konuştuğumuz başörtüsü meselesi bir hoşgörü konusuydu. Sonra bu hoşgörüyü gösteren insanlar göstermemeye başladılar. Bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar yalın. Sade. Evet. Peki şimdi o zaman 28 Şubat tarihinin Türkiye'de özel bir anlamı yoksa eğer. Var var. Nedir o anlam? 28 Şubat, 28 Şubat'a karşı çıkarak şöhret ve para sahibi olanların öne çıkardıkları bir şey. İşe mi yaradı? Birilerinin işine yaradı. Birileri 28 Şubat sayesinde saygınlık ve önem kazandılar. Ve bunlar da İslamcılar değil. Kimler peki? İsim verin size, demiyorum. Hayır. Size bırakıyorum. Anladım, öyle. Ya isim vermeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben burada şifre çözmeye çalışıyorum. Evet. Çok şifreli konuşuyorsunuz. Peki 28 Şubat'ın eğer özel bir anlamı yoksa, o söylediğiniz anlamın dışında özel bir anlamı yoksa, Türkiye'de o zaman siz İslamcılar açısından, İslami dünya görüşüne sahip insanlar açısından son dönemlerde fevkalade bir olayında olmadığını düşünüyorsunuz. Onların düşünme biçimleri, refleksleri, siyasi yaşamdaki varoluşları, bütün bunlar açısından 28 Şubat eğer çok önemli bir işlev görmediyse bir kırılma da yok herhalde. Yok. Yani aslında burada Müslüman kimliğe sahip çıkıyorum, ben İslamcıyım diyen insanların mercek altına alınması lazım. Yani bunlar neyin peşindeydiler ve sözünü ettiğiniz tarihten önce ve sonra nelerle meşgul oldular? Bunlara bakmak lazım. Peki neyin peşindeydiler sizce? Bence bu insanlar yaşadığımız hayata uymaya çalışan insanlardı ve bu bakımdan da çok önemli bir değişiklik olmadı. Hala uymaya çalışıyorlar. Yaşadığımız hayata uymaktan kastınız ne? Yani bu olumsuz bir şey mi olarak görüyorsunuz bunu? Yaşadığımız hayata uymayı olumsuz bir şey olarak görüyorum. Çünkü berbat bir hayat yaşıyoruz. Yani yaşadığımız hayatı değiştirmek için bir adım atmadılar. Şimdi böyle bir çaba içinde. Vatan olmasından bahsettik. En başa dönersek eğer. Evet. Şimdi Türkiye bir vatan olacaksa onun vatandaşları da olacak. Türkiye dünya ölçüsünde önemli bir gelişmenin işaretini veren bir toplum olmayacaksa ne olacak? Eğer bunu işte biz de komşularımız gibi olacağız diyebiliyorsa Türkiye, bu komik bir şey. Türkiye'nin bütün komşuları Osmanlı vilayetleri. Yani Türkiye herhangi bir Osmanlı vilayeti gibi mi olacak? Gibi mi olacak? Bu peki tamam, Türkiye herhangi bir Osmanlı vilayeti gibi olmamalı. Komşularından herhangi birisi gibi olmamalı. Ne olmalı? Türkiye ne olmalı? Meli malı çok zordur biliyorsunuz. Yani onu bilerek sordum. Evet. Şimdi Türkiye yani yeni bir medeniyet üretmeli anlamında mı söylüyorsun? Türkiye yeni bir medeniyet üretmesine gerek yok. Türkiye sahip olduğu kültürü geliştirmekten başka bir misyonla yüklü olmasına gerek yok. Türkiye bakınız, Lale Devri dediğimiz zaman mesela bir batılılaşmanın başladığı zaman olduğu söylenir. Benim anlayışım içinde Lale Devri Türk toplumunun mütekebbir bir müdafasıdır. Yani kibirli bir savunmaya geçmiştir Osmanlı toplumu o zaman. Aslında Türk toplumunun da işaretlerini vererek.
Yani eğer batıda bir medeniyet varsa İstanbul'dan verilen işaret şudur. Biz de sizin çok övündüğünüz şeylerin çok üstünde değerler mündemiçtir. Bunu çok rahatlıkla gösterdiler. Ama işin içinde diğer işte efendim teknolojiye ilişkin, ekonomiye ilişkin başka boyutlar var. O yüzden sanki mesele Türkiye'nin biraz aşağı indiği izlenimini uyandırıyor. Ama öyle değildir. Yani mesela bugün dünyada çok büyük bir güç gibi görünen Japonya sadece bizim kaybettiklerimize taliptir. Yani hani şöyle bir karşılaştırma yapılır. Doğulu bir toplum olarak Japonlar nasıl oldu da başarıya ulaştı, Türkler nasıl oldu da başarısız oldu? Böyle bir şey mantıksız bir karşılaştırma. Çünkü Japonlar dediğim gibi bizim kaybettiklerimizi ele geçirmiş bir topluluktur. Öyle bir başarı falan filan söz konusu değil. Oysa biz? Biz dünyada yaşanabilecek toplum ilişkilerinin bel kemiğini oluşturuyoruz. Yani bizim sahip olduğumuz toplum ilişkileri dünyanın hiçbir yerinde daha iyi değil. Bu insan ilişkileri, birebir insan ilişkileri, aile ilişkileri, insanların devletle olan ilişkileri vesaire. Bütün bunlar da bizim dünyanın herhangi bir yerinden örnek taşıyabileceğimiz, kendimize ah şunlar gibi olsak diyebileceğimiz bir özelliğe sahip değil. Yani biz kendimiz ne olduğumuzu fark ederek insanlara bakın işin aslı burada deme şansına sahip bir toplumuz. Yani şunu anlamıyorum. Niçin Türkiye böyle bir şansa sahip olsun? Yani geçmişinde bir takım deneyimler, önemli deneyimler yaşamış olması neden bize böyle bir ayrıcalık getirmiş olsun ki? Hem eğer öyle bir ayrıcalığa sahip idiysek, isek neden biz mesela çok geri kalmış durumdayız? Toplum ilişkilerimiz berbat durumda. Hayatımız sizin tabirinizle berbat. Batı'da daha iyi bir hayat var. Neden böyle peki? Biz bu cevheri kullanamıyor muyuz? Eğer kullanamıyorsak neden? Ya da bize neden böyle bir cevher bahşedilmiş olsun? Niye ayrıcalıklı olalım ki biz? Biz ayrıcalıklı olmak üzere harekete geçmiş değiliz. Biz doğrusunu yapmak üzere harekete geçmiş bir toplumun devamıyız. Ve mesela şanlı tarihimiz falandan bahsetmiyorum ben. Yani. Hı hı. Ama bizim oluşturduğumuz toplumsal yapı ve yaşadığı, geçirdiğimiz tecrübeler dünyada insanların bakıp bir şeyler öğrenecekleri hadiselerdir. Bunu söylüyorum. Buna ama önce bizim bakmamız ve bunun kıymetini bilmemiz, bunu değerlendirmemiz lazım. Bizim olumsuz durumumuz, yani şu gün pek iç açıcı bir hayatımızın olmayışı doğrudan doğruya bizim ileri gelenlerimizin seçkin bir zümre teşkil etmemesinden doğuyor. Yani bizim bir yüksek tabakamız var ama bu yüksek tabakamızın değerleri yüksek değil. Bu tersliği biz işte batılılaşma süreci içinde bir şekilde edindik. Ve günden güne biraz derece kaybederek bugüne geldik. Her aslında derece kaybetmede bir karşı imkan da doğdu. Aslında Türkiye son sözünü söylemiş bir ülke değildir. Ve
bu imkan Türkiye'nin tekrar toparlanıp dikkatleri üzerinde toplayacağı bir ülke olması şansını Türkiye'ye tanıyor bence. Peki yakın bir gelecekte böyle bir kendi imkanını fark etme süreci başlayabilir mi? Yakın bir gelecekte. Bu bizim tercihlerimizle yakından alakalı. Yani biz toplum olarak ve toplumda sözü geçen insanlar olarak böyle bir şeye talipsek bunu kuvveden fiile geçirebiliriz. Yani neye hazırlandığımız doğrudan alakalı bir şey. Ekonomik olarak zaafa uğradığımız söyleniyor. Ama acaba biz ekonomik olarak güçlü olmak için yakın geçmişte hangi tedbirleri almışız? Bu konuşulmuyor çünkü böyle bir şey yok. Partileri izler misiniz böyle işte ANAP, DYP, Faziletçi falan? Bakar mısınız yani ne diyorlar, ne yapıyorlar? Bugünlerde hangi parti ne söylüyor böyle mi? Gibi mesela evet. Hayır. İzler misiniz yani genel başkanlar ne yapıyor, ne ediyor? Gazetelere bakar mısınız? Gazeteleri bakmam. Televizyon yani çok kaçırmayacağım haberler olmasını isterim yani. Hani dünyadan habersiz bir insan olarak yaşamak istemem. Bazen ekrandan gazetelere de bakıyorum. Yani kağıt üzerinde değil de sanal dünyada. Hı hı. Ama çok ilginç değil tabii. Yani. Ve hiç mi ilginç bir figür yok siyasette? Yok. Neden yok? Çünkü Türkiye'de siyasi partiler büyük ihtiyaçların giderilmesi için birer bahane olarak varlar. Ve büyük ihtiyaçlar mı küçük ihtiyaçlar? Büyük büyük. Büyük. Yani o anda Türkiye'nin paçayı sıyırması için gerekli olan büyük ihtiyaçlar. O sebeple zaten hepsinin varlığı ortaya çıkmıştır. Aslında itiraf etmeli ki şu anda meclise bile giremeyen Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki bütün siyasi partilerin bir bakıma anası sayılır. Oradan türeye gelmiş şeyler. Tabii yan kollar falan filan da doğmuş. Yani türeyenden de türemiş falan. O bakımdan batıdaki siyasi partilerden asli manada farklı Türkiye'deki siyasi partiler. Batı'da belli bir hayat tarzının, belli bir ideolojik bütünleşmenin kaçınılmaz sonucu olarak siyasi partiler vardır. Ve o anlamda birbirlerinden ayrılırlar. Bizde. Türkiye'de bu çok yıllar önce, 50'li yıllarda Demokrat Parti iktidardayken Cumhuriyet Halk Partisi ile zıtlaşmaları sırasında bir Anadolu köylüsüne demişler nedir bunların arasındaki fark? O da demiş ki aynı çamur. Ortadan bir kanı tekerleği geçmiş. Evet. Şimdi artık biliyorsunuz neler geçmiyor üzerlerinden. Doğru. Yani. Doğru. Peki partilere o zaman bu gözle bakıyorsunuz. Yani böyle bir değerlendirmenin çerçevesinde bakıyorsunuz. Onu anlıyoruz. Kemal Derviş'i izlediniz mi? Yani izliyor musunuz, bakıyor musunuz? Ne açıdan? Hayır, geldi. Tenis oynarken. İlginç mi tenis oynaması? Ben tenisten anlamam. Peki onun anlaması ilginç mi? Yok, hiç ilginç değil. Yok, normal, kendi toplumsal katmanına uygun bir tavır. Tavır. Yani. Anlamlı bir figür olabilir mi siyasette Kemal Derviş? Eminim ki olacak. Peki o anlamı nereden kazanacak? Tıpkı Turgut Özal'ın bir zamanlar kazandığı yerden. Özal nereden kazanmıştı? Türkiye üzerinde hesapları olanların işlerini kolaylaştırmaktan. Kemal Derviş de mi oradan kazanacak? Kemal Derviş şüphesiz ki oradan kazanacak. Ama bu konu nazik bir konu. Günümüzde Kemal Derviş'in işlevi ve
oynayacağı rol konusunda İşkembe-i Kübra'dan konuşmak çok yanlıştır. Gerçekten Türkiye'nin son şansı dedikleri şeyler ihmal edilmeyecek şeylerdir. Derviş yani, de öyle bir şey midir? Efendim? Derviş de öyle bir şey midir? Türkiye'nin son şansı. Şu manada bakınız, yani Türkiye'nin ölüme terk edilmiş bir hasta olup olmaması, tedavisi Türkiye'den yararlanacak olanlara bırakılmış olan bir hasta olup olmaması farkıyla karşı karşıyayız. Yani ben Türkiye'de aydınların, bu işle ilgilenen siyasetçilerin bazı şeyleri zor da olsa kabul etmeleri görüşünü benimsiyorum. Yani bu Kemal Derviş'i övmek, göklere çıkarmakla alakalı değil. Şimdi Kemal Derviş'in başarısızlığını istemek Türkiye'nin çok yırtıcı bazı güçlerin insafına terk etmekle paraleldir. Ne demek istediğimi biraz daha netleştireyim. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini başından beri olumsuz sayıyorum. Fakat Türkiye Avrupa Birliği'ne girmemelidir cümlesi ancak Türkiye büyük bir kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal atılımın hazırlığını yapmalıdır cümlesiyle beraber anlamlıdır. Ama Türkiye hiçbir şey yapmayacak, her şeyi oluruna bırakacak ve bu arada da Avrupa Birliği'ne girmeyecek. Bu demektir ki Türkiye gözden çıkarılmıştır. Yani Türkiye diye bir ülke olmamalıdır anlamına gelir. O anlamda Türkiye aman Avrupa Birliği'ne girsin de Avrupa'nın bir vilayeti olarak belki hani bir himmetten yararlanır diye düşünmek lazım o zaman. Birçokları da sanıyorum ki böyle düşünüyorlar. Ama benim tezim kesinlikle Türkiye'nin, bu konuşmanın başında da söyledim, Türkiye çok önemli, çok değerli, çok büyük, insanlık tarihi bakımından vazgeçilmez bir ülkedir. Ama bunun bilinçle kavranılıp bunun için bir şeyler yapma şartıyla. Aynen. Yani Türkiye'de mesela eğitimin değerinin ve etkinliğinin düşük tutulması Türkiye'de yaşayan herkesin çok rahatsız olduğu bir şey olmalıdır. Adam olmuş hiçbir toplum yoktur ki eğitimi berbat olsun. Yani bakın mesela İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, Almanya'yı işgal eden kuvvetlerden ilk önce okulların açılmasını istedi. Yani ekmekten önce okulların açılmasını istedi. Üstelik işgalcilere tamam müfredatı siz düzenleyin efendim bilmem ne falan filan ama okullar açılsın. Yani eğitim düzeyi yüksek olmayan bir toplumun hiçbir şekilde bir şey olması söz konusu değil. Çünkü insan olmak demek doğrudan doğruya bilgiyle olumlu bağlantı kurmak demektir. Yani bilgiye sırtını çevirmiş bir toplum şeytanın ancak hoşuna giden bir toplum olabilir. Ve şeytanın aslında benim bir ifademle tatile çıktığı bir toplumdur. Yani
onun için elverişli bir toplum. Evet, yani şeytan yani bilgiye sırtını dönmüş bir toplumda şeytan pek uğraşmaz yani. Orada zaten bütün insanlar şeytanlık yaparlar. Evet. Devam edeceğiz İsmet Bey. İsterseniz bir şimdi kısa ara vereceğiz. Daha sonra arkadaşlarım bu bölümle ilgili belki size benim sormadığım farklı sorular sorabilirler. Onları alacağız kendilerinden. Sonra da şiire ve edebiyata döneceğiz. Şimdi burada reklam arasına dönerken yine İsmet Özel'in bir şiiriyle dönelim istiyoruz. Bu kez celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar. Dinliyoruz.
İsmet Özel konuğumuz. Birinci bölümde biraz gündelik siyasetten yola çıkarak İsmet Özel'in son dönemlerde olup bitenlerle ilgili görüşlerini öğrendik. Şimdi bu birinci bölümde yapılan değerlendirmelerle ilgili sorularını alacağız. Burada stüdyoda bulunan konuklarımızın ve Şaban Abak, ilk söz sizde. Yeni Şafak'taki son yazılarına son verilmeden önce Sayın İsmet Özel'in Yeni Şafak'taki yazılarında üstü faili kapalı da olsa konuştuğumuz güncel siyasi meselelere dair görüşler vardı. Bir önceki bölümde sanki bir yanlış anlamaya fırsat verecek tarzda konuşmalar, cümleler oldu ve öyle bitti. Ben oranın biraz daha açılması maksadıyla bir soru soracağım. Türkiye, uluslararası tefeci kuruluşlarının bir finansal saldırısına uğradı. Bu saldırı sonucunda Türkiye'nin madenleri, haberleşme sistemleri, silah sistemleri ve hatta doğrudan doğruya arazileri, Kıbrıs, Güneydoğu başta olmak üzere arazileri ipotek altına alınmak isteniyor. Ve Türkiye yalnızca turistlere hizmet edecek bir garsonlar ülkesine dönüştürülmek isteniyor. Kemal Derviş bu uluslararası emperyalist nitelikli finansal saldırının temsilcisi değil midir? Ve bunun başarıya ulaşması Türkiye'nin sömür gelişmesi, vatan olmaktan çıkması anlamına gelmez mi? İsmet Bey. Şimdi Türkiye'nin sömürgeleşmesi meselesi bilhassa konuşulması gereken bir şeydir. Yani Türkiye ne zaman yarı sömürge durumuna düştü, ne zaman tam sömürge oldu, bu bahsi diğer. Ama Türkiye'de yaşayan insanların gerek yönetenler, gerek yönetilenler olarak hangi konularda uzlaşmaya vardıkları, birlikte hangi atılımlara karar verdikleri ve ne konuda direnecekleri meselesi bu insanların topluca halletmeleri gereken bir meseledir. Yani Türkiye'de insanlar, yönetenler ve yönetilenler olarak bir karar, ortaklaşa karar alanı sahibi olmak zorundadırlar. Şimdi Türkiye'nin başına birileri durmadan bela sarıyor. Türkiye işte emperyalist saldırıların sebebiyle bir türlü adam olamıyor. Bu cümleler arkasından şu soruyu davet etmelidir. Türkiye ne yapmaktadır da dışarıdan bazıları onlara engel olmaktadır? Türkiye hangi hamleye karar vermiş ve bunu icraata başlamıştır da başkaları bu konuda olumsuz etkiler uyandırmıştır? Önemli olan nokta budur. Bu bizim Cumhuriyet kurulmadan önce de başlayan bir derdimizdir. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra bilhassa bir takım kaçakların, bir takım beceriksizlerin kendilerine uydurdukları mazeretler ya da ne bileyim gerekçeler olarak yaşaya gelmiştir. Türkiye'nin bir türlü belini doğrultamayışının sebebinin dışarıdan yapılan etkilere bağlanması konusunda ben en güzel sözü Sabahattin Ali'nin söylediğini düşünüyorum. Türkiye bir türlü adam olamıyor. Neden? Çünkü buna hep yabancı güçler mani oluyor diyenler zevcesinin aşüfteliğini civarda çok fazla çapkın olmasına bağlayanlar gibidir.
olduğunu söylüyor. Evet. Yani ne yapsın kadıncağız? Ortalıkta çok fazla çapkın var. Yani böyle bir açıklama o hanımın kimlerle kırıştırdığının mazereti olmaz. Onun için bence Türkiye'de dikkat edilmesi gereken şey nasıl bir yön tutturacağımız meselesidir toplum olarak. Neye talip olduğumuz meselesidir. Bunların açıklıkla ve üstelik iradi bir kararlılıkla ortaya konulması lazımdır. Bunun dışındaki işler zaten dünya işleridir. Yani dünyada hiçbir millet başka bir millete efendim şey yaparak böyle imtiyazlar ya da ne bileyim fırsatlar tanıyarak yaşamaz. Uluslararası ilişkiler kana kan dişe diş şeklinde yürür. Bu ne kadar nazik olursa olsun. Yani eğer ortalıkta bir toplum, bir millet, bir milli varlık söz konusuysa, benim o bakımdan kalkış noktamızın neresi olduğu, varmak istediğimiz şeyin neresi olduğu konusunda zihnimizin aydınlatılması gibi bir önerim var. Bunlar olmadan böyle kahve sohbeti gibi konuşmanın bir faydası yok bence. Soru başka? Sormak isteyen var mı? Murat Menteş. Mikrofonu hemen uzatalım. Ben İsmet Bey iki önemli şey söyledi. Yani biri tarihsel perspektif sahibi olmamız gerektiği hususundaydı. Diğeri de 28 Şubat'ın takvimde bir tarih, yani bir günün adı olduğu ile ilgiliydi. Tabii orada bir takım açıklamalarda bulundu İsmet Bey. Ben onları tekrar etme gereği duymuyorum. Fakat özellikle bu 28 Şubat süreci denen özelliksiz süreç, yani İsmet Bey'in söylediklerinden anladığım kadarıyla öteden beri devam ede gelen şeylerin, durumların, politikaların uzantısı olan süreç içerisinde Müslümanların hissiyatına, fikriyatına öncülük eden medya unsurları bir dönüşüme uğradılar. İsterseniz isim vererek... Vermeyin isterseniz. İsim vermeyeyim. Gerçi yani medyatik unsurlar deyince 4 sayısıyla bile ifade edilemeyecek birkaç medyatik unsur var ama neyse, bu ismini vermediğimiz unsurlar içerisinde bir dönüşüm yaşandı. Gerçi bu dönüşümün bir de evveliyatı var. Fakat sonuçta şöyle ilginç bir tablo çıktı ortaya. Müslümanca hassasiyet taşımayan kişiler Müslümanların kanaatlerine, yani Müslümanların kanaatlerinin oluşmasına, bunların biçimlenmesine öncülük eder veya işte yaygın tabirle kanaat önderliği eder oldular. Benim İsmet Bey'in ne düşündüğünü, yani bu merak ettiğim ilgili husus şu: bu şeyde, yani bu tabloda Müslümanlar nasıl bir nasıl bir algılayış, nasıl bir anlam keşfiyle şey yapabilirler? Yani biz mesela liberalleşen ve şey yapan bir takım dönüşümler geçiren, yani olabildiğince kapalı ifade etmeye çalışıyorum, bu medyatik unsurlarla ilişkimizi nasıl belirlemeliyiz? Veya onlara nasıl bakmalıyız? Onlarla ilişki kurmalı mıyız? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bana biraz sonra söyleyeceğim sözleri söyleme fırsatı çıktığı için, bu fırsatın sizin tarafınızdan sağlandığı için.
Şimdi şuna dikkat etmek gerekir. Türkiye'de Müslümanlık dediğimiz şey ne menen bir şeydir? Bu bir dini vaka mıdır yoksa bir sosyal vaka mıdır? Yani bir din hareketi olarak İslamiyet'e mi insanlar eğilim gösteriyor yoksa bir sosyal hadiseyle mi karşı karşıyayız? Şu nokta çok önemli. Türkiye'de İslami eğilimler taşıyan insanlar yüzyıllar boyunca kendilerinin tebaa olarak korunmasına yardımcı olan bir İslami yaklaşımın temsilcileridir. Yani kendilerinin uslu, itaatkar ve uyumlu tebaalar, tebaanın bir parçası olmaları için onlara öğretilen neyse, bugün Türkiye'de İslamiyet'i savunan insanların büyük bir kesimi İslamiyet olarak onu biliyorlar. Çünkü özellikle batılılaşma sürecinden sonra ve bilhassa Cumhuriyet'in ilanından itibaren toplumun üst kısmında yer alan kesim dini pratiklerini önce sonra da özellikle dini telakkilerini büyük ölçüde bıraktılar. Şimdi bu itaatle şartlandırılmış Müslüman anlayışına sahip insanlar kim Müslümanlığa ya da Müslümanlara hafifçe tebessüm eder ya da göz kırparsa bunu büyük bir kazanç sayar haldeler. Çünkü bir türlü kendi Müslümanlıklarına anlam veremiyorlar. Yani ben neden Müslümanım acaba sorusuna böyle gerçekten içlerini rahatlatan bir cevapla dolduramıyorlar. O yüzden gariplikler oluyor Türkiye'de. Şahsen benim bile yararlandığım ne yazık ki bir yani ben bundan kendim istifade etmedim ama benim mesela adımın duyulmasında da böyle bir zaafın payı var. Ne demek? Yani şöyle, yani bu adam işte hayatının önemli ya bir kısmını Müslüman olmayan bir zihniyet çerçevesinde geçirmiş. Şimdi artık İslami bir yaklaşımı var. Bu mesela bana duyulan ilginin bir şekilde artmasına sebep oldu. Baştan beri Müslüman olsaydınız bu kadar ilgi duymayacak mıydınız? Ben baştan beri Müslümandım zaten. Komünist döneminizde de mi Müslümandınız? Elbette. Yani kim Resulullah'ın ümmeti olmaktan çıkabilir? Peki o zaman bütün komünistler Müslüman mı? Bunu kendilerine sormak lazım. Çünkü yani ben Allah'a savaş açtım diyorsa birisi ona biz Müslüman demeyiz tabii. Demiyorsa o zaman tabii ki Müslümandır. Yani ama yani, mesela yani diyelim ki İslam'ın hiçbir kuralını kabul etmiyor. Ama Allah'a da savaş açmıyor. Yani Allah'a savaş açmamak demek İslam'ı kabul etmek demektir. Ama ondan sonra insan şöyle Müslüman olur, böyle Müslüman olur, onu bilemeyiz. Yani.
Bu da zaten bir göz boyama. Yani Müslümanım diye çıkmıyor o insanların bir kısmı. Bazı Müslümanların pek bayıldığı insanların bir kısmı. Hatta Müslüman değilim falan filan diyorlar. Ondan sonra ama işte Müslümanlar lehine tavırlar takınılmasını iyi buluyorlar falan filan. Böyle karışık. Dediğim gibi daha çok Müslümanların aşağılık duygusuyla alakalı bir şey bu. Ama o insanların bir suçu yok galiba bunda, değil mi? Hangi insanlar? Yani öyle çıkan insanların. Hayır. Yani Müslüman olmadıklarını ifade ediyorlar ama Müslümanların haklarını savunuyorlar. Hayır, öyle bir şey yapmıyorlar. Bütün mesele bu. Ne yapıyorlar peki? Onlar işte Müslümanların kendilerine iyi gözle bakmasından yararlanarak Müslümanların bazı konularda işlerini kolaylaştırmasını sağlıyorlar. Mesela diyelim ki bir zamanlar Türkiye'de 141, 142 ve 163. maddelerin kaldırılması diye bir şey vardır. Hı. Burada 141 ve 142'nin kalkmasını isteyenler 163'ü işin içine sokuyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer bu destek sağlanabilirse Müslümanlar bu konuda biraz kullanılmış olacaktı. Nitekim niye böyle bakıyorsunuz? Yani bir aydın, Müslüman olmadığını ifade eden bir aydın, diyelim ki genç kızların başlarının örtmesini, serbest olmasını istiyor. Yani bunu hayır, niye bakınız, art niyetli yorumlayalım ki? Art niyetli yorumlamak niyetinde değilim. O zaman bir veri koymanız gerekmez. Tabii tabii. Ben size söyleyeyim. Yani ben 85 miydi, 86 mıydı? BBC'de bir açık oturuma şöyle oldu. İşte o telefonla oluyor ya. Hı hı. Katılanlardan birisi Mehmet Ali Aybar'dı. Ona Londra'dan soruyorlardı. Yani ne diyorsunuz üniversitedeki kızların başlarını örtmesi meselesine? Mehmet Ali Aybar şöyle bir cevap verdi. Bu kızlar köylerinden çıkıp gelmiş kızlar değil ki. Bunlar liseyi bitirmişler. Bir üniversite giriş sınavı kazanmışlar. Dolayısıyla bu düzeydeki insanlara başlarını örtecekler mi, başlarını mı açacaklar? Bu konuda biz herhangi bir şey söyleyemeyiz diyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesela bu istismar değildir. Güzel bir şey bu. Bu normal olarak ahlaklı bir insanın yani daha doğrusu hakikaten ahlak nedir? Bundan haberi olan bir insanın söyleyeceği şeyler. Peki. Bu mesela başörtüsüne destek değildir. Peki istismara bir küçük örnek verin o zaman anlamak açısından. Söyleyeyim. Kızların üniversiteye başörtülü olarak girmeleri ve başörtülü olarak ders dinlemeleri ve sonunda da işte kimliklerinde, diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunmalarının bir demokratik hak olduğunu söyleyenler bu çocukları istismar ediyorlar ve bunları kullanıyorlar. Çünkü başörtüsü demokratik bir hak değildir, dini bir vecibedir. Yani Müslüman kadınlar üstelik hür ve namuslu kadınlar başını örter. Yani cariyelerin başlarını örtmeleri doğru değildir. Eğer hür değilse, birinin cariyesi ise o insan, o kadın başını örtmez. Ya buradan bu kuralın ne anlama geldiğini... Başını örtmek kadınlara verilmiş bir imtiyazdır, hak değildir. Sadece üstün nitelikli kadınlar başını örtebilir. Bana sorsanız, benim yetkim olsa bazı kadınların başlarının örtmelerini yasaklarım. Çünkü sizin başörtmeye hakkınız yok derim. Siz namuslu ve hür kadınlar değilsiniz. Dolayısıyla başınızı örtemezsiniz. Başını örtmek üstün bir şeydir, yüksek bir şeydir. Hiçbir zaman başörtülü bir kadın, başı açık bir kadının himayesine giremez.
Tersi olur. Başını örten bir kadın, başı açık bir kadını himaye edebilir. Sen başı açık olarak yaşayabilirsin diye ona siyanette bulunabilir. Tersi olmaz. Çünkü dediğim gibi hür kadınlar. Hazreti Hatice başını örter. Evet, buyurun. Evet, benim aslında İsmet Bey'e sorum daha sonraki bölümde olacak, düşünceyle ilgili dediğimiz bölümde, ama bu birinci bölüm dediğimiz siyaset, güncel olaylarla ilgili de bir sualim var. İnşallah bu benim zihnimi de genel olarak tartışılan bir soru olduğu için insanların zihnini de bence karıştıran bir mesele. Ve bugün İsmet Bey zor zamanda, zor bir yerde ama güzel konuşuyor. Umarım bir açılım olacak. Dur bakalım. Şimdi Müslümanlar diye bir tabir kullanıldı. Müslümanlar bugüne kadar dinlerinden kaynaklanan yahut konumlarından kaynaklanan bazı talepleri siyasete yansıtmak için bazı teşebbüslerde bulundular. Ve 30-40 yıldır da bu teşebbüsleri sürdürerek bugünlere geldiler. Ancak gelinen nokta herkesin de üzerinde ittifak ettiği gibi pek iç açıcı bir nokta değil. Öte yandan bunun tersi de, yani bu kadar girift, bu kadar manipüle edilebilen çok karmaşık bir ortam ise, siyaset genel anlamda partiler değil, sadece olan biten her şey diyelim buna, oynanan oyun diyelim. Buna taraf olmayınca bu sefer de edilgen bir konuma geliyor bu insanlar. Şimdi şöyle bir ikilemle karşı karşıya. Bu yönlendiremediğimiz ve kuşatamadığımız oyunun ve bütünün içine girelim mi? Ki girdiğimiz zaman başımıza neler geldiğini epeyce tecrübelerle gördük. Yoksa girmeyelim mi? Girmeyince de birileri bazı hükümler verecekler, bazı kararlar alacaklar ve siz edilgen olarak bunların uygulayıcıları olacaksınız. Evet. Girince de belki ucu pisli bir pislik olan bir değneği tutan eller arasında yer alacaksınız. Evet. Şimdi bu iki eksenden başka bir eksen de işaret edebilir İsmet Bey. Bunu nasıl değerlendiriyor acaba? Yani İslamiyet bir siyasi hareketin düşünsel donanımı içinde yer almalı mı? Yoksa Müslümanlar kendi hallerinde kalmalı mı? Soru bu mu? Şimdi meseleye ben böyle bakmıyorum. Yani İslamiyet ve siyaset ilişkisini sanki İslami bir siyasi alternatif üretmek şeklinde görmüyorum. Şunu düşünüyorum, Türk toplumunun varlık şartlarından birisi değil, varlık şartının birincisi İslamiyet'tir. Yani İslamiyet'i çekin, geriye hiçbir şey Türkiye'de kalmaz kültürel manada. O kadar ki Türkçe dediğimiz dil İslam etkisi dışarıda tutulduğu zaman varlığı tartışılacak bir dildir. Yani ben çok zaman şunu söylerim. Eğer bir insan katışıksız Türkçe konuşacağım diye ısrar ederse hiçbir şey diyemez. Neden? Çünkü hiç Farsçadır, şey Arapçadır. Evet, güzel. Onun için hiçbir şey demek için... Bir Türkçe mi? Bir Türkçe. Güzel. Bir diyebilir o. Evet, bir diyebilir. Durmadan bir diye sayıklaması lazım. Bence zemin, yani Türkiye'de sadece siyaset değil, felsefe, bilim yapılırken de zeminin İslamiyet ve İslam olduğu elde bir kabul edilmesi lazım. Yani siyasi partilerin bir tanesi
gayri İslami olmayı seçiyorsa işte ona ilginç bir şey diye bakmamız lazım. Yoksa siyasi partilerden bir tanesi İslamcı bir politika gütmesi de bir anormal durum yok. Var. Var mı? Yani var olan siyasi partilerden sadece bir tanesi. Tümü yapıyorsa anormal bir durum yok diyorsun. Evet. Anladım. Yani. O kadar iç içe ki o kadar evet, normal bir şey. Yani İslamiyet'i dışarıda bıraktığınız zaman Türkiye'de bana kültürel bir değer sayamazsınız. Yani şunlar bizim kültürümüzü oluşturuyorlar ve hiç de İslam'la alakaları yok deyip bana bir hususu işaret edemezsiniz. O anlamda dediğim gibi dilimiz bununla yoğrulmuş. Yani toprağımız, ne bileyim insanımız, her şey bununla alakalı. O anlamda o zaman İsmet Bey, Türkiye'de Müslümanlar diye ayrı bir gruba işaret etmek de pek öyle mantıklı görünmüyor. Türkiye'de İslamcılar diye bir ayrı gruba işaret edebiliriz. Siz, yani, siz o grupta mısınız? Evet. İslamcı öyle mısınız? Bir grup varsa eğer. İslamcı mısınız siz? Hem de nasıl? Peki. Peki Müslümanla İslamcı Müslümanla İslamcı arasında ne fark var? Şimdi ayet-i kerimede iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize yerleşmedi mealinde bir ifade var. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla. Müslümanlık işte bir bakıma işte dışsal bir şeydir. Ve insanların Allah'ın hakim olduğunu, Allah'ın kendi hayatlarının düzenleyicisi olduğunu kabul etmeleriyle başlayan bir şeydir. Bunu pek fazla anlamaları da gerekmez. İslamcılık ise modern bir şeydir. Yani yeni çağın doğmasıyla birlikte toplum hayatında nelerin nasıl olduğu konusunda hem anlayışı hem de uygulayışı İslam'ı anlamaya, bağlamaya İslamcılık demek gerekir bence. Evet. Yani İslam'ı anlamaya çalışıyorum, böylece toplumu anlamaya çalışıyorum. İslam'ı anlamaya çalışıyorum, böylece kendimi anlamaya çalışıyorum. İslam'ı anlamaya çalışıyorum, ne yapacağım konusunda bir yön tutturacağım. Böylece. Bunlar, bu böyle endişeleri taşıyan ve bunları kendisi taşıdığı gibi bir bakıma öneren insanlara İslamcı demek lazım. Peki, İslamcılar bir devlet modeli, İslami bir devlet modeli, işte diyelim ki Kur'an'ın anayasa olduğu bir devlet modeli önerirler mi? Bu ekstrem bir durum. Yani mesela siz öneriyor musunuz? Bunu ben biraz çocukça buluyorum. Yani bu biraz gelişmemiş bir zihnin meşgul olacağı bir şey. Dediğim gibi tarihi gelişime bakmak lazım. Nereden nereye gelmişiz? Bizi ne yapmış? Ötekimiz kim? Biz kimin ötekisiyiz? Bütün bunları algılamak lazım ve böyle orta mektep çocuğu kafasıyla nedir onun adı? Böyle ucuz sloganlarla işi götürmek yanlış. Devlet anlayışının da öyle ayağa düşürülmesi de yanlış. Çünkü devletten yana çıkarak da devlete husumet besleyerek de basitleşebiliyor insanlar. Meseleyi olduğu gibi kendi değeri ve çerçevesinde anlamak lazım. Mesela Türkiye'de
devletin neye tekabül ettiği konusu çok açıklıkla kabullenilmiş bir şey değildir. Ya biz Avrupa'da feodal geçmiş olan Avrupa'daki siyasi tahlillere göre Türkiye'de bir devlet var sanıyoruz veyahut bir türlü ne olduğunu anlayamadığımız bir kendi devletimiz olduğunu sanıyoruz. Bütün bunların yerli yerine oturması gerekiyor. Yerli yerine oturması lazım. Bunun için de bilgi lazım tabii. Siz? Şimdi öncelikle kendimce bir tespitle başlamak isterim. Benim gözümde İsmet Özel iki nokta üst üste oyun bozlandır. Bundan kastettiğim şey de şudur. Türkiye'de bir oyun oynanıyor. Oynayanlar mutludurlar. İşte belli bir tabaka var. Diğer tarafta oyuna alınmayanlar var. Oyuna kabul edilmeyenler var. Ama bir şekilde kenarda olanlar var. Türkiye'ye baktığımızda oyuna alınmayanlar, işte İslamcılar, Kürtler vesaire. İsmet Özel oyun oynayanların sürekli oyunlarını bozuyor. Sürekli oyunlarını bozuyor. Yani az önce İslamcıyım diyerek de oyunlarını bozdu. Akabinde siz ya devlet dediniz, yani ortaokul seviyesinde sorulardır bunlar dedi. Yani yine oyunu bozdu. Bunu da ben çok önemli buluyorum. Yani oyun bozmayı çok önemli buluyorum. Başta belki... Ben devlet derken oyun oynamadım ama. Yani bir kere şu önemli, bakın ben şunu özellikle söylemek isterim. Biz mesela devleti konuşuyoruz ama İstanbul'u konuşmuyoruz. İsmet Özel İstanbul konuşulabilir. Çünkü İsmet Özel İstanbullu bir Müslümandır. Yani yaklaşık bir buçuk saattir bu ülkeyi vatan yapan şeyin, bu ülkeyi ve bu ülkeyi insan yapan tek derin İslam olduğunu söylüyor. Bu ülke denilince akla İstanbul gelir. Yani İstanbul, Mekke, Kudüs bunlar çok önemli mühürlerdir. Şimdi Batı medeniyetine mensup olmayan bir aydının, efendime söyleyeyim, İslam medeniyetine mensup olan bir insanın elbette buna bağlı olarak bu değerlerinin kurumsallaşması normaldir. Yani sizin böyle kurumsallaşmalara nasıl bakıyorsunuz sormak gerçekten ortaokul seviyesinde sorulardır. Çok özür dilerim. Yani edebiyatı vardır her medeniyetin, sanatı vardır. Yani eşyaya kendine özgü bir bakışı vardır. Yani bunlar için de özellikle işte 79 sonrasında üretilen anti-İslamcı söylemi kullanarak konuşmak bize çok fazla bir şey sağlamaz. Şimdi, şöyle bir örnek vereyim. Çok bir özür. Şey, bir affedersiniz. Anlamadığım için soracağım. Estağfurullah. Yani İslamcılığın bir devlet önerip önermediği benim bildiğim kadim bir tartışmadır. Hala da çözülmüş bir sorun değildir. Siz çözdünüz mü mesela kişisel olarak bu sorunu? Şimdi bakın bu soru bile çok bana çok medyatik yani, ve çok insani bir soru gelmiyor. Yani anlamlı bir soru gelmiyor. Şöyle anlatayım ben. Niye böyle düşünüyorsunuz? Bakın girişi ki? Şöyle yapayım. Diyelim İslam ve kadın tartışması da çok popüler, çok reyting kazandıran, özellikle medya mensuplarının biricik kutsalının reyting olduğunu göz önünde bulursak konuşulmasının çok sevildiği bir şeydir. Ama İslam da kadını konuşurken, İşte az önce İsmet Özel başörtüsü ve demokratik hak örneğine dikkat çekti. İslam'da kadını konuşurken erkek egemen, birey, efendime söyleyeyim kadın karşıtı ve benzeri kavramlarla İslam'da kadını konuşmak abesle iştigaldir. Bu teşbihte hata olmaz, kantarla altın tartmaya benzer. Yani siz İslam'da kadın erkek eşit midir diye sorarsınız. Birileri bunu çok konuşabilir, merak edebilir. Ama İslam'da, İslam medeniyetinde eşitlik diye bir kavram yoktur. Allah'ın isimlerinden biri eşitlik değildir. Allah'ın isimlerinden biri adalettir. Bu yüzden anlamsızdır soruyu sormak. Yani bunu bir Müslümana sormak anlamsızdır. Şimdi ben başa döneceğim. Oyun bozandır dedik. Oyun bozan olduğu için iki kesim tarafından çok sevilir İsmet Özel. İşte İslamcılar tarafından ve solcular tarafından. Ama yaşadığımız günlerde işte belli tarihler andık. Gerçekten de takvimde yaprak olmasından başka hiçbir değeri yok o tarihlerin. Şunu yaşıyoruz biz. Yani işte aşka veda, silahlara veda, berbat günler yaşıyoruz. Çünkü gerçekten sevdası ve öfkesi olan insanlar yok artık. Herkes mazeret arıyor. Ve bugünlerde bence
yaşadığımız şey de dine vedadır. Ve bu noktada İsmet Özel'in oyunları bozması çok anlamlıdır. Yani bu bile çok anlamlıdır, düşünün. Yani İsmet Özel, yanlış hatırlamıyorsam bundan birkaç ay önceydi, bir itirafta bulunmuştu köşe yazısında. Ben 25 yıldır doğru yazmadım dedi. 25 yıldır doğruyu yazmadım. Düşünün, yani daha doğruyu merak eden insan yok ortada. Hala herkes bir şeyleri sentezlemeye çalışıyor. Ve benim özel isteğim şu tabii, doğru zaman mı, doğru mekan mı, kendisi daha iyi bilir İsmet Bey. O doğrular nedir? Çünkü benim gördüğüm şey şu, dün batılılaşmaya, modernleşmeye en sert eleştirileri getiren İslamcılar görünürde, şu anda batılılaşmayı en fazla savunan insanlar olmuşlardır. Ortada çok ciddi bir omurgasızlaşma tehlikesi vardır. Ve bu noktada İsmet Özel, yani bunları reddediyor, bunların oyunlarını bozuyor zaten. Bize doğruları söyleyecek mi? Bence önemli olan budur. Teşekkür ederim. Evet. İsmet Özel doğruları söyleyecek mi? Şimdi benim görüşüme göre bir insan hakikate erişebilir. Fakat hakikatin tecelli etmesi için iki insan lazımdır. Yani bir insanın hakikate erişmiş olması ve varsayalım ki onu söylemeye teşebbüs etmesi hiçbir sonuç vermez. Hakikat ancak iki insanın hakikat konusundaki anlayışları ve hatta bilişleri, deyişleri örtüştüğü zaman tecelli eder. O anlamda biz Allah'ın sevgilisi ya da işte Habibullah dediğimiz Resulullah ile sahabesinin ilişkilerine dikkatimizi çevirmemiz lazım. Hazreti Hatice'den başlamak üzere onun o dönemdeki bütün Müslümanlarla ikili ilişkisi vardır. Yani ortak anlam alanına birlikte ulaşırlar. O anlamda yani doğruyu söyleyebilmek için doğrularla birlikte olmak zarureti vardır. Yani bir insanın yalnız kalarak, tek başına kalarak doğruyu söylemesi deli saçmasından hiçbir zaman ayırt edilemez. Yani deliler belki de en doğru şeyi söylüyorlar. Ama onların deli saçması olup olmadığı konusunda diğer insanların hiçbir ortak şeyi yok. Hatta çağdaş psikiyatride işte Ronald David Lang'in çok ilginç bir tespiti vardır. Yani şizofreni o şizofren dediğimiz kişinin hastalığı olmaktan çok toplumun hastalığıdır gibi bir yaklaşımı var. Yani onun verdiği örnekler arasında mesela hastalarından birisi diyor, bir genç kız, karnımda atom bombası var diyordu. Biz diyor, karnında atom bombası olduğunu varsayan, böyle bir his taşıyan insanı hasta kabul ediyoruz, ruh hastası kabul ediyoruz. Ama atom bombası tehdidini birbirine savuran insanları aklı başında kabul ediyoruz. Aslında deli olan insanlar nükleer tehlikeyi yaratan insanlardır ve bu tehlikeyi yaratmış olmalarından dolayı etkilenen insan belki en sağlıklı tepkiyi veriyor. Yani
karnında evet. hissediyor artık atom bombasını. Dolayısıyla deli durumuna düşmemek ya da başkaları tarafından deli damgası yememek için ben doğru söylememekte ısrarlıyım. Ama doğrunun söylenmesini istiyorum. Doğrunun söylenmesi için de doğruların, doğru insanların temayüz etmesi, belirginleşmesi ve etki uyandırması lazımdır. Eğer doğru insanlar toplumda etki uyandırmıyorlarsa doğrunun söylenmesi ihtimali ortadan kalkmış demektir. O anlamda ümit ediyorum ki bir gün hep beraber doğru konusunda doğru bir tavır içinde olabileceğiz. Başka soru? Halime. Zannediyorum rahatsızlık ortak olduğu için sorular hep bir kaynaktan çıkıyor ve bir şeye işaret ediyor ve İsmet Özel de bir gün doğruyu söyleyeceğini vaat ediyor ama bu sorular da bir şekilde doğru cevap bekliyor. Şimdi Murat arkadaşımız İslami basındaki bence artık temayül olmaktan çıkmış liberalleşme ve vitrin düzenleme olgusundan söz etti. Bu çerçeveyi biraz daha genişletirsek İslamcılık tanımını haklı olarak takdir ediyorum İsmet Özel'in ama belki de o hareketin en kavi olduğu zaman Müslümanların bir kısmının İslamcı olarak nitelendirilmeye başladıkları zaman başlayan bir çözülme de söz konusu. Şimdi İsmet Özel'e bir mısrasını atıfla soruyorum. Müslümanlar hangi tehlikeye koşuyorlar? Yani bu süreç nereye gidiyor? Teşekkür ediyorum. Ben sorunun açılmasını istiyorum. Çünkü benden bir kehanet mi bekleniyor? Yoksa yani biz Müslümanlar olarak ne yaparız? Bizim kapasitemiz, çapımız nedir? Bu mesele mi irdelenmek isteniyor? Kehanette bulunma kabiliyetiniz varsa buyurun. Ama değilse elbette ki ikincisi. Evet. Şimdi ben bir kahin değilim diye başlayabilirsiniz. İnsanlarla ilgili her şey muhayyer sayılmalıdır. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak nerede duracağımız ve nereye yöneleceğimiz konusunda bir alışveriş merkezi. Gerçekten yani bu maalesef ticari olarak kullanılıyor ama bir merkez doğması lazım. Bu merkezin doğması için bir şeylere eğilebilirsek, bazı alanlarda faaliyet gösterebilirsek sonuç elde edebiliriz. Yani ne demek istediğimi anlatmaya çalışayım. Bize şu yaşadığımız hayat içinde teklif edilen şeylerin tuzağa konmuş bir yem olup olmadığı konusunda eğer Müslümansak bir karara varmamız lazım. Son yaşadığımız 20 senede Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bir takım sosyal yükselme imkanlarına talip oldular. Yani toplumun itibarlı alanlarında bir yer edinmek. Bu tez şu gün düşülen durumun gerekçesidir. Yani tuzağa böyle bir yem konulmuştu. Bu yem yutuldu
ve şimdi de bu tuzaktan çıkılamıyor. Çünkü itibarlı alanlar niye terk edilsin? Yani bence Türkiye'de Müslüman düşünceli insanlar kendilerine acaba bu eğilim bunlar tarafından onaylanır mı, onaylanmaz mı diye bakılacak ağırlıkta insanlar haline gelmeleri ile bir yola girebilir. Yani Türkiye'de yaşayan Müslümanlara acaba bunlar ne der sorusunu İslami titizlikleri olmayan insanlar yöneltebilmelidir. Yani bu konuda bir şey yapmak bir bakıma düzeyi yükseltmekle ilgilidir. Dolayısıyla bundan sonra işte bu liberalleşme dediğimiz şey neyse ben onu pek anlamlandıramıyorum. Bence aslında yaşanılan hayatın tatlı kısmına katılma, o tatlıdan istifade etme anlamına gelmesi lazım o liberalleşme dediğimiz şey. Ama İsmet Bey şimdi arkadaşların hem Murat'ın hem de Halime'nin sorularında ben doğrusu rahatsız oldum. Yani şu açıdan rahatsız oluyorum. Yani işte İslami basın diye bir basından söz ediliyor ve o basında işte bir takım liberal yazarların yer almasından söz ediliyor. Şimdi ben sizin bir cümlenizi okumuştum yıllar önce. Mesela diyorsunuz ki İslami şiir olmaz. Evet. İslami gazete de olmaz herhalde değil mi? Yani bir gazete günlük haber verir. Orada işte bir takım yazarlar, yazılar yazarlar, yorumlar yaparlar. Yani bir gazeteye böyle İslami gazete mührü vurarak işte orada bir takım liberal yazarların yer almasından yola çıkılarak işte acaba Türkiye'de Müslümanlar liberalleşiyor mu falan gibi bir sonuca varmak biraz o gazeteyi fazla abartmak, fazla önemsemek olduğundan fazla bir anlam yüklemek bir gazeteye ya da bir televizyona bu anlama gelmiyor mu sizce? Elbette ama yani burada birisi kabahatli ama kim? Yani bence şimdi, yükleyenler o anlamı. Şimdi, hayır ama acayip olan şey şu yani o yayın organları ben İslamiyim dememiş. Yani. Demiyor. Demiyor evet. Evet. Diyemez zaten ya yani bir gazete evet. Nasıl böyle bir iddiada bulunabilir ki? Bir gazete İslami olabilir mi? Şiir İslami olamıyorsa. Yani gazete de olamaz, televizyon da olamaz herhalde değil mi? Bu aletler, bu araçlar İslami bir hüviyete sahip olamazlar gibi geliyor bana. Tabii yani Müslümanlara has sayılması mümkün olmayan bir şey. Evet. Yani İslami parti de olmaz o zaman. Olur mu? Ben biraz önce dedim yani Türkiye'de partiler İslamiyet'i bir zemin kabul etmek zorundadırlar. Ondan sonra farklılıklarını yani... İslami devlet olabilir mi peki? Şimdi... Gıcıklık olsun diye değil merak ettiğim için söyledim. Yani ben çok özür dilerim şunu merak ediyorum. 1400 yıl önce yaşananları yok mu sayıyoruz? Yani şimdi yaşananlar... bakın Türkiye'de bizi izleyen ortalama insana sesleniyoruz. Bizi izliyorlar ve bu izlediklerinden, bu dinlediklerinden bir anlam çıkaracaklar. Ben burada sorularımı sorarken bizi izleyen ortalama insan hangi soruları merak eder diye düşünüyorum, onları soruyorum. Kendi özel dilimizi kullanmıyorum. Anlatabildim mi? Bu da art niyetli, maksatlı falan bir şey değil. Evet. İslami devlet kavramı oldukça yeni bir şey. Fakat şu konuda tereddüt etmeyelim. Müslümanların devleti olur. Yani bizim devletimiz dedikleri bir devleti olur. Başka türlü yani düşünülemez yani. Peki o devletin ne tür kuralları olur? Vallahi bu devletin gayri İslami kuralları bile olabilir. Olabilir mi? Siz Yeniçeriliğin İslami bir teşkilat olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani, değil mi?
bana çok tuhaf geliyor. Yani ordu mensuplarının evlenememesi falan filan şey değil mi? Yani böyle bir gariplik yok mu bu işte? O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yani, Müslümanlar devletim diyebilir mi? Dediler çoktan beri. Mahsuru var mı? Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti olarak kurulmuştur. Dini İslam'dır ilk anayasasında. Sonra çıkartılması. Bana ne yani o adam bir kere yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunun anayasa prensipleri haline gelmesi sonucunda laiklik girmiştir. 1923'te devlet kurulduysa ve 37 kaç sene sonra? 14 sene sonra mı? Evet. Yani 14 sene sonra laik olmuş Türkiye Cumhuriyeti. Yani onun için efendim hala Müslüman bir devlet. Yani yani işte mesela Lozan'da gayrimüslimleri azınlık olarak kabul ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Hala yani, Müslüman bir devlet mi? Tabii mesela Kürtlerin bir azınlık olmayışının sebebi Müslüman olmalarıdır. Eğer Hristiyan Kürtler olsaydı Türkiye'de Lozan'da bir, onlar için de bir azınlık statüsü tanınabilirdi. Tanınacaktı yani. Onun için biz eğer Türkiye'de bir devlet varsa bu Müslümanların bir devleti olması lazım. Başka bir izahı yok bunun. Efendim? Türkiye'de devlet var mı? Yani ben diyorum Türkiye'de bir devlet varsa bu bir Müslüman devlet olmak zorundadır. Var mı peki? O kadar bilmiyorum. Peki. Bu taraftan soru sormak isteyen var mı? Arkadaşımıza hemen mikrofonu uzatalım. Sizin bu konuyla mı ilgili? Hayır, hayır Murat'a soruyorum. Ben cevap hakkı bağlamında bir soru sormak istiyorum ama sakıncası yok. Yok, hiçbir sakıncası yok. Daha sonra isterseniz arkadaştan sonra mikrofonu alın. Evet. Yani ben ilk önce son cümlenizde bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de o azınlığın içinde yaşamak isterdim. Çünkü o azınlık Türk halkı, yani ben Türk vatandaşıyım, Türk'üm. O Türk'ün gördüğü muameleden bence çok daha güzel bir muamele görüyor. Yani buna katılıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Bence öyle yani. Yani nasıl? Doğru. Ben, yani siz mesela yani Türkiye bir azınlık cennetidir demek istiyorsunuz. Evet. Evet. Yani onu demek istiyorum. Çünkü ben azınlıklarla iç içe oturan bir olan bir semtte oturuyorum. Yani hakları, ondan sonra her şeyi daha kolay söylemeleri, daha serbest olmaları, kısıtlanmamaları, sosyal yaşamları bizden çok üstün ve çok daha güzel. Bir de sizin, yani siz bir edebiyatçısınız, fazla sizi tanımıyorum. Ben lise mezunu bir insanım. Programın başından beri olan konuşmalarınızı bir edebiyatçı olarak pek açık ve yalın bulmadım. Çünkü belki buradaki çoğu arkadaşların hepsi üniversite mezunu. Sizi daha kolay anlayabiliyorlar. Ama ben bir lise mezunuyum. Türkiye'de de 60 milyon insan var. 60 milyonun da hepsi üniversite mezunu değil. O yüzden fikirlerinizi ne siyah olarak nitelendirdim ne de beyaz olarak nitelendirdim. Yani nereye? Siz neyi savunuyorsunuz? Onu anlayamadım. Yani evet, hemen öndeki arkadaşa. Ama benim sorum bitmemişti. Tamam, buyurun. Devam edebilir miyim? Tabii. Yani biraz önce başörtüyle ilgili bir şey dediniz. İçimden bir ses dedi ki, hah dedim işte tamam bu fikir güzel, bunu kendime göre çektim. Arkasından bir şey söylediniz, olmadı dedim, yine alt üst oldu. Sonra siz tekrar işte Ahmet toparladım. Sonra yine toparladınız. Sonra Ahmet Bey size bir soru yöneltti. Evet İslamcıyım dediniz. Hah dedim yine oldu dedim. Sonra dediniz ki bu çok basit bir soru dediniz. Sorduğu bir soru için. Dedim beni mi kastediyor acaba? Okudu mu fikirlerimi gerçekten? Yani ortaokul düzeyindeki bir insanın sorusu olarak nitelendirdiniz. Yani düşüncelerinizi, fikirlerinizi ben pek ya ben anlayamadım ya da siz açık değilsiniz. Öyle ama bence siz ikisi birden olamaz mı? Yani ya, gerçi bu sizin fikirleriniz
Yani bence doğruları söyleyin dediler arkadaşlar. Herkese göre doğrular da görecelidir bence ama ben isterdim ki benim doğrularım sizin de doğrularınız olsun. Biraz çok şey istiyorum. Yok, yani. Teşekkür ediyorum. Ben mi soruyorum? Sen soruyorsun. Şimdi açıkçası yani şu anda bulunduğumuz yer bir medya kuruluşu ve ben... Medya aleyhinde bulunmak istemem. Şöyle, yani genel geçer daha doğrusu yaygınlaşmış bir takım yargıların ve ithamların sözcüsü durumuna düşmüş olmak istemem. Fakat madem kritik ayrımları gözeteceğiz, sanıyorum şu tip ifadeler kullanabiliriz. Mesela Müslümanların kültürü, Müslümanların dikkati, Müslümanların sözü diyebileceğimiz şeyler olabilir. Yani eğer böyleyse en azından bazı medya kuruluşlarının veya medya demeyeyim daha boyasız bir sözcük söyleyeyim basın unsurlarının Müslümanca bir dikkati, Müslümanca bir sözü gündemde tutuyor veya yürürlükte tutuyor olmaları söze konu edilebilir sanıyorum. Yani şiirin şiire özgü kalitelerin değerlendirilmesinde İslami hassasiyetlerin özellikle modernist şiirden söz ediyorsak ön plana çıkarılmasıyla özel bir verim elde edilemiyor olabilir. Fakat tabii ki şöyle bir şey de zor. Yani gördüğümüz her şey İslami ve gayri İslami nesneleri, durumları diye ayırmak da belki yani çok kolay olmayabilir. Açıkçası onu da çok derinlemesine açabilecek durumda değilim. Soruyu da kısa tutmak istemiştim halbuki. Yani isterseniz şöyle yapalım. Ben Müslümanlıklarıyla tanınan veya kendileri tanınırken Müslüman oldukları özellikle bilinen kişilerin yazdıklarında, söylediklerinde veya bulundukları platformlarda konum değiştirmeleri, sözlerindeki farklılaşmalar veya işte bir takım yer değiştirmeleri olması, bazı insanların başka bir takım yerlerden gelip başka bir yerlere konumlanmaları hakkında söylediğim şeyleri kötü niyetli imalar olarak algıladıysanız hepsini geri alıyorum ve hayır ben bana söylüyorsanız eğer bana mı söylüyorsunuz? Şöyle bir şey yani bana söylüyorsanız ben nasıl anladığımı söyleyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Bu gazete konusunu, televizyon konusunu fazla abartmamak gerekiyor galiba. Yani biz hep abarttık. Hala da abartmaya devam ediyoruz. Orada yaşayan insanların da hata yapma hakları vardır. Yapabilirler. Tercih etme hakları vardır. Tercihler yapabilirler. Hemen bu tercihlerinden dolayı Türkiye'deki İslami hayatı o tercihlere göre yorumlamak, yorumlatmak herhalde pek uygun olmasa gerekir. Benim söylemek istediğim oydu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya ben portatif bir mahkeme elemanı falan değilim. Yani işte bir yargı makamı... Efendim? Taşınabilir bir mahkeme elemanı. Ya veya böyle her gittiğim yerde işte bir yargıç ya da işte savcı ya da avukat edasıyla konuşuluyor zannedilmek istemem. Özellikle... Mübaşir. Mübaşir müjdeci demek sanıyorum aynı zamanda. Mübeşir. Ha pardon. Şimdi aslına bakarsanız medya aleyhine, genel olarak medya denen şeyin aleyhine konuşan biriyim ben. Fakat yani diyelim ki bütün bu konuşmalarımdan çok incelikli bir hakiki tespit sadır olmayacaksa, Ahmet Hakan Coşkun'u incitmiş olmakla kalacaksam, şey yapmayacağım. Yani bu mevzunun kritik taraflarına değinmeyeceğim ben de. Ben İsmet Özel'e saygısızlık yapmaktan imtina ederim. Bu tartışmayı sürdürerek isterseniz tamamlayalım sonra konuşalım. Peki ama ben şunu belirteyim ya ben İsmet Özel'e saygısızlık etmekten imtina sizi ediyor kastetmedim. Olduğumu neden hep böyle metru mu muhaliflerden kendinize pay çıkartıyorsunuz? Sizi kastetmedim ki ben.
Sadece bu tartışma uzadıkça konuğumuz burada, onunla konuşuyoruz. Yani onun için cevap vermeyeyim, sonra konuşalım isterseniz kendinize. Tabii ki. Tamam. Peki. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ondan sonra medyatik bir atılım yapacağız. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Nasıl gidiyor? Şu noktayı belki vurgulamakta yarar var. Şu noktaya vurgu vermekte yarar var. Vurgu vermek, öyle bir laf olur mu? Vurgulamak. Şunu vurgulamak. Öyle başladık zaten. Niye karıştırıyoruz? Benim gerek bu konuşmalar sırasında, gerek yazdıklarımda ne kadar anlaşıldığım, ne kadar anlaşılmadığım ya da tenakuzlar içinde olup olmadığım meselesi önemli bir mesele. Şöyle, hepimiz şunu aklımızda tutsak ya da şuna aklımızı çalıştırsak iyi olur. Zihni yetenekler bakımından yukarıda olan zarar görse bile ortalama zihniyete taviz vermek bizi hiçbir şekilde ıslah etmez. Yani iyilerin harcanması kötülerin harcanmasından daha kötüdür. Yani şöyle diyelim, bir toplulukta üst düzeyde anlayış yeteneğini harekete geçirmiş olanlar eğer o konuşmalardan yararlanabiliyorsa orada amaç hasıl olmuş demektir. Halk bunu anlamaz. Biz bu işi basitleştirerek söyleyelim. Yolu tutuluyorsa o zaman yüksek değerde şeylerin ifade edilmesinden imtina edilmiş olur. Yani biz ancak kötü şeyler ancak ortalama kafanın kavrayabileceği şeyler söylüyoruz. Biz zeki insanlar, çok iyi şeyleri arayan insanlar o kadar ilgilendirmiyor. Bunu bence yasaklamamız lazım. Yani çünkü amaç daha zayıf kavrayışı olanın daha kuvvetli kavrayışa kavuşması olması lazım. Bu manada kuvvetli kavrayışı olanların hiç yararlanamayacağı fakat zayıf kavrayışlı olanların zayıf kavrayışlarının pekişmesine sebep olan bir yol izlemek bence hiçbir işe yaramaz bence. Yani onun için ya hiç konuşmayacağız ya da konuştuğumuz zaman en üst düzeyde olanın bir mana atfedeceği şeyle uğraşacağız. Gene bir can sıkıcı şeyler mi söyledim acaba? Daha önce ne zaman can sıkıcı bir şey söyleyeyim? Ben çoğu zaman can sıkıcı şeyler söylerim. Yani onun için de çok ortalıkta konuşmam yani. Evet, şiir üzerine konuşalım biraz. Mesela. Mesela. Yani hadi bakalım. Sorular bitmemiş. Şiirden önce mikrofonu tutalım. Sorabilirim değil mi? Yine medyatik bir uyarı. Evet. Türkiye'deki köşe yazarlarının önemini, ehemmiyetini anladığımız günlerden beri ben kendi şahsım. Özellikle yazılarını takip ettiğimiz bir İsmet Özel ve 90'lı yılların başından bugünlere kadar bir takım gençlerin fikirlerinde önünü açan İsmet Özel.
karşımızda ve ben de takip ediyorum bu yazıları. Sorum şu, ben de arkadaş gibi bazen anlamakta güçlük çekiyorum yani yazılarınızı ve şu andaki konuşmaları da. İsmet Özel'in paradigması nedir? Hep bunu merak ettim okurken, yazılarınızı, kitaplarınızı takip ederken. Belki kısa bir cümleyle o şiire geçmeden açıklarsınız. Çok çok memnun olurum. Çok güzel. Ben bunu çok kolaylıkla formüle edebiliyorum. Ben bugüne kadar, her ne kadar yazımda söylediğim gibi 25 senedir doğru söylemediysem de şunu söyledim. O iş senin bildiğin gibi değil. Sadece benim mi, herkesin mi? Kim okuyorsa. Yani o iş senin bildiğin gibi değil. Peki sizin bildiğiniz gibi mi? Olabilir de olmayabilir de. Ama en azından senin bildiğin gibi değil. Yani bu konuyu hiç açma imkanımız yok mu ya? Bitti mi? O cümleyle bitiyorum. Yani açmak çok kolay. Yani bilgi cehl isteyen bir şeydir. Ben yazılarımda bilmek isteyen insan için yolların açık olduğunu gösteriyorum. Anlatabiliyor muyum? Birçok insan söylediğini telkin etmek suretiyle bilmek isteyen insanın yolunu taşlarla örüyor. Yani diyor ki bak bu söylediklerim esastır. Diğerleri talidir. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ben diyorum ki eğer gerçekten bilmek istiyorsan bunun imkanı vardır. Ve bu iş senin bildiğin gibi değildir. Hatta senin bilmeni istedikleri gibi değildir. En önemlisi bu. Çünkü bir de Türkiye'de çok önemli bir şartlandırma ve yönlendirme diye bir şey var. Ve bu keşke üst düzeyde bir şartlandırma ve yönlendirme olsa, ne yazık ki daha aza razı olarak yürüyen bir şey. Bu bağlamda. Ne yapacaksın işte, bu kadar çıkıyor. Yani evet, şiir dışı anlamında. Konunun dışında olacak yani, daha önceki konuyla alakalı. Ben Murat Menteş'in veya bayan arkadaşın ismini hatırlayamıyorum. Yani Unuların kaygılarıyla ilintili bir soru soracağım. Yani yine sizin kitabınızdan bir alıntıyla, yani yılan soktuktan sonra büyünün faydası yoktur. Kızılderili atasözü. Evet. Evet. Şimdi özellikle İslamcı basında özelleştirilen ve zannediyorum yani son günlerdeki bu basının içindeki bir kastediliyor ama ismini vermiyorum. Biri kastediliyor özellikle. Ama bu konuyu kapatmıştık yani. Yeniden. Yok yani benim için şöyle, yani bu belki bizdeki bir tavır veya belli konulara gösterilen bir tavır, yani buna karşı tepki şekli. Onun için açmak zorundayım. Neyi açacaksınız yani? Nedir yani, açmak istediğiniz şey? Zaten yani İslamcı basındaki bu evrilme yani çok daha önce vardı. Sonra Murat yani, Menteş, ben yani dışarıdan takip eden birisi olarak basın dışından takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Vardı. Yani Murat Menteş de az çok kalem oynatıyor ve yazıyordu. Peki yani şimdi yılan soktuktan sonra İsmet Özel'e hadi bir büyü yap demenin ne alemi var? Diye soruyor. Bu soru bana değil. Evet, soru değil ama belki de ucu çok yerlere giden bir soru da olabilir. Şimdi bakınız, Türk basınında bugünün meselesi değil bu. Cemal Süreya adını biliyorsunuz. Şiire neden başladığını bir gün şöyle açıklamıştı. Ben şiire günün birinde günlük gazetelerden birinde sütun sahibi olurum ümidiyle başladım. Ama daha sonra bu şeyim değişti. Yani böyle bir hedef gütmek bana uygun gelmedi dedim. Neden? Çünkü benim yetişme çağlarımda diyordu, Türkiye'deki gazetelerin sütunlarında, yani sütun sahibi gazete yazarları edebiyattan gelme insanlardı. Yani bir bakıma
Türkçe düzeyini, Türkçe ifade düzeyini kanıtlamış insanlara Türk gazeteleri sütunlarını açıyordu. Dolayısıyla ben önce şiirde bir varlık gösterecek ve akabinde gazete yazarı olacaktım, beklentisi içindeydim demiş idi. Eğer bu vaka yerindeyse, yani bu vaka gerçeği yansıtıyorsa, Türkiye'de böyle bir şeyin ortadan kalktığını söylemek lazım. Bunun İslamcı basın, şart basın, cürt basın diye bir ayrıma tabi tutmadan, Türkiye'de neden gazetede yazdığını izah edemeyeceğimiz dünya kadar insan var. Yani edebiyattan gelen insanların gazetede yazmasının bir gerekçesi vardı. Bu adamlar Türkçe ifade onun altından kalkabilmiş insanlardı. Ama şimdi acaba ansiklopedik bilgisi yüzünden mi? İşte babasının arkadaşı olduğu için mi mesela gazeteye sahibinin? Bir şekilde insanlar gazete yazarı halindeler. Ve sonunda da işte olay bu noktaya geldi. Yani bence Türkiye'de genel olarak kültürün, eğitimin ve bilgiyle olan bağlantının bir uzantısı olarak medya meselesiyle karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde medyanın belli bir etkisi var. Ama Türkiye'de medya mensubu olmanın ölçütleri kayboldu. Kayboldu yani. O yüzden böyle bir dert var yani gerçekten. Ama genel bir dertten söz ediyorsun. Evet evet yani. Tabii. Şiire geçmeden önce iki sorum olacak İsmet Bey'e. Birinci sorum, konuşmasının birçok yerinde geçen ve özellikle büyüktür yüklemiyle bitirdiği Türkiye büyüktür. Şimdi benim büyüklükten anladığım şu, büyük olan bir şey küçük olamaz. Yani hiçbir zaman küçük olmaması gerekiyor. Mesela peygamber büyüktür dediğimiz zaman peygamber hiçbir zaman küçük olmaz. İsmet Özel büyük şairdir dediğimiz zaman da İsmet Özel hiçbir zaman küçük olmaz benim nazarımda. Eğer Türkiye büyük ise, büyükse neden kendisinin altında olan ülkelere, kişilere hizmet ediyor? Veyahut da şöyle, neden kendisinin altında olan, alta kalan kişilerin elemanları onları büyütmek için uğraşıyor? Bu birinci sorum. İkinci soru ise şu, 28 Şubat 365 gün içerisinde bir yerdir dediniz. Biz de biliyoruz ki 365 gün içerisinde 28 Şubat denen bir gün var. Ama takvimdeki her günün bir anlamı var. Kimi günlerde kutsi olaylar meydana gelmiş. Mesela 571 yılının herhangi bir günü de. Bir günü de peygamberimiz dünyaya gelmiştir. 28 Şubat eğer sıradan bir gün ise neden celladıma gülümserken şiirinde söylediğiniz, hatta biz celladımıza gülümsemiyoruz, artık gülümseyemiyoruz. Linç edilmemiz için bütün deliller neden şu anda elde? Neden fahişelerin nefretini kazandık diye bitiriyorum. Ve lanet ediyor bize bakireler de. Şimdi bir, ben Türkiye'nin büyüklüğünden bahsettiğimi sanmıyorum. Ben Türkiye'nin öneminden, değerinden, üstünlüğünden bahsettim ama büyük, yani o garip bir ifade. Yani neye göre büyük? Mesela Teksaslılar tartışırmış. Acaba Amerika Birleşik Devletleri mi büyük, Teksas mı büyük diye. Yani o manada büyüklük bilmiyorum. Yani büyüklük benim dile getirdiğim bir şey değil. Ama Türkiye'nin önemine, tarihsel olarak değerine inanıyorum. Türkiye'den insanlık için çok önemli bir gelişmenin başlayabileceğini hem istiyorum hem de buna ihtimal veriyorum. Bu böyle. Yani yazdıklarıma
biraz göz atılırsa, sadece göz atılmakla kalmayıp okunursa bir zahmet, bu konuda birçok delil sıralamışımdır. Burada da zaten birçok şey söyledim. Türkiye çok önemli bir yer. Türkiye çok önemli bir ülke ve Türkler de çok mühim bir potansiyeli taşıyan insanlar. Bu kadar. Diğeri ise yani 28 Şubat'tan sonra nedir bu hali pürmelalimiz diye soruyorsanız eğer, vallahi bunun 28 Şubat'tan önceki hali pürmelalinizin göze batması olduğunu söyleyebilirim. Önceden göze batmıyordu. Göze şu bakımdan batmıyordu. Herhalde başka bir şeydir. Yanılsama yani, içindeydi. Evet, yani herhalde başka bir şeydir diye düşünüyordu insanlar. 28 Şubat'tan sonra ha buymuş dediler. Yani mesele bundan ibarettir. Böyle. Evet. Şiire bir türlü geçemeyeceğiz. Benim bu ortamda en fazla rahatladığım konu sizin yaklaşık 25 yıldır doğruyu söylemediğinizi burada öğrenmiş olmam oldu. Çünkü ben sizin yazdıklarınızı her zaman bir doğruluk arayıp bayağı bir zihin yorma işine girişmiştim bunların üzerinde. Ve kaybettiğim bundan, bir şey yok mu diyorsunuz yani? Bence kaybettiğim bir şey yok. En azından ne demek istemediğinizi anladığım gibi geliyor. Fakat yanlış hatırlamıyorsam sizin bir ortamda bir sözünüz var. La ilahe illallah diyen boynunu kılıçtan kurtarmıştır şeklinde. Bu Mızraklı İlmihal'de bir cümledir. La ilahe illallah'ın faydalanır ilki boynu kılıçtan kurtarır. Benim bu doğru bir söz değil mi? Yani şöyle, yani bir ya adamı, emin olmak bir Müslüman kellesini uçurmak üzere bir kafirin efendim kılıcını kaldırdığı zaman o adam La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse Müslüman o kılıcı o adamın boynuna vuramaz. Evet ve hakikatin yani bir değer kazanması için en azından iki kişinin varlığının olması gerektiğinin ve karşılıklı olarak bir örtüşmenin meydana gelmesi gerektiğini söylediniz. Bu sözü ise zannederim İngiltere'de bir toplantıda söylediniz. Ben oradaki İngiltere'yi işitmedim. Veya bir dış ülkedeki bir toplantıda söylediğinizi hatırlıyorum eğer bunu da yanlış hatırlamıyorsam. Şey ya yani bu Mızraklı İlmihal'den yaptığım alıntıyı Berlin'de yaptım. Evet. Peki oradaki insanlar hakikatin değer kazanması için sizi anlayabilecek nitelikte olan kişiler miydi? Yani doğru kişilerle beraber olduğumuz bir ortamda hakikatin söylenmesi gerektiğini belirttiniz de Berlin'deki toplantıda gerçekten doğru insanlar mı vardı ki bu doğru söz orada ortaya çıktı? Ya da burada yani ben doğruyu söylemiş miyim bir ara? Bunun doğru olduğunu söylediniz zannederim. Mızraklı İlmihal'den alınmış bir sözse eğer. Evet, Mızraklı İlmihal'de böyle bir şey var. Yani La ilahe illallah'ın faydası boynu kılıçtan kurtarır. Burada doğrunun anlaşılmasına ve değer kazanmasına yetecek kadar insan yok mu? Yani doğruluk, şurada mı? Evet, doğruluk yeter sayısı gibi bir şey icat etmiş olsak burada yok mu? Bilmiyorum. Yani peki. Bu insanları o kadar tanımıyorum. Peki, isterseniz şiire geçelim mi? Tamam, şiire geçelim ondan sonra. Bitirelim isterseniz bu bahsi. Ben fazla soru sorma hakkımı kaybetmeyeyim diyor. Soru sormak zorunda değilsiniz. Buyurun sorun. Yani. İsmet abinin, ben abi diyeceğim müsaadesiyle, çok sık vurguladığı bir şey var. Bana göre artık o kavramlaştı. Zaman zaman çok speküle ediliyor, zaman zaman haksız eleştirilere maruz kalıyor. Bizim Türkler. Biz Türkler. Biz Türkler. Nedir bu biz Türkler? İsmet Özel'in biz Türkleri kimdir? Bu kadar kısa. Evet. Biz Türkler dünyadaki
burjuva medeniyetine direnmeyi ve buna bir alternatif oluşturmayı başarmış insanlarız. Tarihte. Yani Türk dediğimiz zaman Batı kapitalist burjuva medeniyetinin ötekisi olan kişiyi anlarız. Onun için bunun anlaşılması lazım. Yani biz madem anlıyoruz, herkes anlasın. Peki. Biz Türkler buyuz. Şimdi şiir konusuna çok az vakit kalacak. Şöyle yapalım isterseniz. Ben birkaç soru sorayım, sonra sorar mısınız? Buyurunuz. Bir Yusuf masalı sizin şiirinizde en son çıkan kitap. Nereye oturuyor sizin genel şiir anlayışınızda? Bir Yusuf masalı nereye oturuyor? Bir Yusuf masalı isterseniz bir borcun ödenmesi olarak anlaşılabilir. Yani ben bu toplumun içinden çıkmış bir insan isem ve bu toplum bana bir şeyler kazandırmış ise bu kazandıklarımı bir kısmını en azından bu masalla ödediğim kanaatindeyim. Yani borçhanesine oturuyor. Peki bir Yusuf masalından önceki şiirler bu anlamı ifade etmiyor mu? Bu borcun ifadesi değil mi? İadesi değil mi? Onlar bu borcu ödeyecek olan insanı ortaya çıkardı. Yani bak borç ödeyecek bir adam var diye bir bellilik, işaret taşı. Ya ne denir? Kilometre taşı. Kilometre taşı. Hangi soruyu? Bana sorulan soruyu o cevaplayacak. Yani bir Yusuf masanın nereye oturduğunu. İsmet Bey izin verir misiniz? Yani bir insana söz hakkı istediği yani, zaman. O bakımdan değil. Sizin kendi yani dışarıdan bir bakışla. Tabii. Tamam hemen. Ben yoksa İsmet Özel'in nereden bileyim nereye otur. Hayır. Yani alıngan olmaya gerek yok. Şunun için. Yok. O soruya ben cevap vereyim mi diye sorunca cevap verince evet. Yani yani bir de şairi dışında birisi. Ya, yani değil mi? Tamam. Okuyucu olarak ben İsmet Özel'in okuyucusuyum. Yani o soruya ben cevap vereyim ayrıca deyince. Yani, şimdi edebiyatımızda ya Hamse geleneği diye bir gelenek var. Çok özet geçeceğim. Hamse Arapça 5 kitap demek. Bizim klasik edebiyatımızda hamsesi olmayana adeta büyük şair demiyorlar. Tezkire yazarları, eski antoloji bir bakıma yani ya da şairler, yazarlar sözlüğü gibi kabul edebileceğimiz Batılı kavramları kullanmadan anlatın bence. Tezkirelerde şairler sayılırken bilhassa Türk şairler, Türkçe yazan şairler yani. Bir, 5 büyük kitabı olup olmadığına bakılıyor. Bir, Türkçe divan usulüne göre, alfabetik sıraya göre münacaatla başlayıp naatla, kasideler, gazeller, rubailerle, beyitlerle biten bir divanı var mı? İkincisi, Farsça divanı var mı? Bir Türk şair Farsçayı da, efendim söyleyeyim, aynı medeniyetin ikinci büyük dili olan, belki birinci büyük dili olan hatta Farsçayla da divan tertip edecek kadar şiir yazmış olması şartı aranıyor. Üçüncü kitap, bu adamın Arapça bir kitabı var mı? Bilhassa Manzum 40 hadis tercümesi var mı? Binlerce hadis içerisinden
40 tanesini seçecek, kendi seçme seçiciliğini gösterecek, neyi önemsediğini veya da döneminin şartlarının neyi görmeyi gerektirdiğini vurgulamış olacak ve bunlardan şiir yapacak. Dördüncüsü, bilinen bir hikayenin yeniden yazılması. Şiirde, genel olarak aslında sanatta, özellikle şiirde, bizim geleneğimizde neyin söylendiği değil, nasıl söylendiği önemlidir. Burada da şu sınavdan geçiyor şair. Biz mevzuyu biliyoruz fakat bir de sen söyle bakalım nasıl söylüyorsun. Üslup ve eda sınavı. Beşinci kitap da şairin, sanatçının kendi kurgusunun ürünü olan olay örgüsü, kahramanları, sanatçının kendi kurgusunun ürünü olan orijinal bir mesnevi diyebileceğimiz, işte atların mantık attayrı son büyük örneği de bunun şey olduğu kabul edilir. Hüsnü Aşk, Şeyh Galip'in. Şimdi ben bunları biraz da Sezai Karakoç üstattan öğrendim. Onun işaret ettiği bir husustur bu. Kendisinin de bu klasik geleneği, tabiri caizse hamse geleneğini bir biçimde yeniden üreterek devam ettiren birisi olduğunu fark ettim. Bu şeyi fark edince, bu durumu, bu husus var. Mesela Hızır'la 40 saat orijinal mesnevidir. Dördüncü sırada saydığım bilinen bir hikayenin yeniden anlatılmasına karşılık olarak Leyla ile Mecnun, şiirler 5 vardır. Taha'nın kitabı, Gül Muşlusu ve benzer başka, hatta belki bir manada Mona Rosa'da benzer şeylerdir, yenilemelerdir. Arap, işte İslam şiir anıtlarından tercüme falan. İsmet Özel'in bir Yusuf masalı bence klasik geleneğimizdeki dördüncü kitap türüne karşılık gelen, oraya oturan bir kitaptır. Hamse içerisinde bu dördüncü sırada en çok yazılan, yani bilinen bir hikayenin yeniden yazılmasına en çok konu olan hikayelerden biri de Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır. Leyla ile Mecnun'dur birincisi. Ferhat ile Şirin'dir ikincisi. İskendername, Yusuf ile Züleyha veya Kıssa-i Yusuf adlarıyla çeşitli hikayeler her dönemde şairler tarafından yeniden yazılır. İsmet Özel'in bir Yusuf masalı, bir geleneğimizde ki bir mesnevinin modern Türk şiiri içerisinde yeniden üretilmesi denemesidir. Teşekkür ediyoruz. Bence. Bir şey diyecek misiniz? Yani benim öyle hamse ile falan bir meselem olmadı yani. Ben tabii ki mesela bir mesnevi yakıştırmasına itirazım yok. Ben de bunu düşündüm daha kitap ortaya çıkmadan önce de. Ama biraz önce söylediğim gibi ben bir Türk şairi olmanın bir nişanesi olarak bunu yazdım. Yani. Evet, soru alalım. Ben bir önceki bölümde İsmet Bey can sıkan sözler söylediğini söylemişti. Benim canım sıkıldı geçen bölümde. Hemen düşüncelerimi toparladım. Başörtüsü konusunda... Şiire döndük. Şiire, yani içinde bağlantılı var. Başörtüsü konusunda başörtülü hanımların hür ve namuslu olduklarına değindiniz ve Peygamberimizin döneminden bahsettiniz, eşinden bahsettiniz. Bu sözler o dönem için geçerli olabilir. Hür ve namus kelimeleri. 2 Haziran 2001 tarihi itibariyle bu sözleri ben çok doğru bulmadım. Ve şu an başörtülü hanımlara kullanılan sert ve aşağılayıcı bir üslup olarak gördüm kendi adıma. Ve yine bir önceki bölümde İslamcılardan biri olduğunu söylediniz. Yine bu başörtüsü konusundaki sözleri İslamcılar adına mı söylediniz, İsmet Özel adına mı? Ben İsmet Özel'i her zaman ortaokul yaşlarımdan beri takip ediyorum. Lisans tezi olarak sizi seçtim. Ve hep ben İsmet Özel'i yalnız bildim, kendi başına bildim. Ve bu her döneminizde böyleydi. Şu anda böyle olduğunu düşünüyordum. Bir Yahudi misali, yalnız ve kendi başına olarak biliyordum ama İslamcılar adına konuştuğunuzu hissettim. Bu
bir topluluk adına, bir grup adına İsmet Özel'in konuşması onun şiirine ihanet değil mi? Ve İsmet Özel artık hangi suyun sakası olduğunu biliyor mu? Ve tütmesi gereken ocağı buldu mu? Diye soruyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ederim. Bir kere İslamcılar adına konuşmak ifadesini yanlış bir ifade olarak görüyorum. Şöyle diyebiliriz. Bir İslamcı olarak konuşmak. Yani ben kimsenin adına, kimsenin sözcüsü olarak konuşmuyorum. Ama ben bir İslamcıyım ve kendi adıma ama bir İslamcı olarak konuşuyorum. Burası böyle. Ve doğrusu bir İslamcı olarak konuşmak bana çok havalı olan biricik kalmaktan daha salim bir şey ve daha üretken bir şey gibi görüyor. Yani kimseye benim yaranmaya, tribünlere oynamaya hiç ihtiyacım yok. Yani alkışlamayın. Evet. Ben şüphesiz ki belli bir düşünce serüveni içindeyim. Ölmediğime göre hala. Başından beri neyin derdini çektiğim konusunda tabii bir bakıma anlaşılmayı bekliyorum. Yani çünkü buradaki toplantıda da fark ettiğim kadarıyla benim kendime mesele ettiğim şeylerin ne olduğu konusunda insanlar kendilerini açmaya bile yanaşmıyorlar. Hala yıllar öncesinde olduğu gibi ortalama ön yargılarının okşanmasını, onaylanmasını ve niçin onların ön yargılarına saldırdığımın hesabını benim vermemi bekliyorlar. Ben bunu yapmayacağım. Kimsenin ön yargılarını, yani bazı ön yargılarıyla birileriyle paylaşabiliriz. Aynı ön yargılara sahip olabiliriz. Ama eğer farklı ön yargılarımız varsa ben kendiminkilerden vazgeçip başkalarınkileri rağbete olmak, rağbette kavuşmak, rağbette olmak adına okşamaya niyetim yok. Bunlar dediğim gibi çok prestij sağlayan şeyler olsa bile. Ama gerçekten bir dert edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendi çapımda işaretler verdim şimdiye kadar. Bundan sonra da devam edeceğim buna. Diğeri başka insanlara kalmış bir şey. Yani ben bir Arap sözünün, Arap atasözünün düşüncelerime çok uyduğunu düşünüyorum. Önce yoldaş, sonra yol. Yani insanlarla, hangi insanlarla yola çıkılabileceği konusunda bir netliğe kavuşmak zorundayız ki bir yere gidebilelim. Bir yolu kat edebilelim. Bunu sağlamaya çalışıyorum. Yoksa ben Allame-i Cihan'ım. Efendim bakınız en kralını ben biliyorum. Gelin de benden öğrenin bunu gibi şeyler. Öyle bir tavır içinde olmadım. Başörtüsü konusunda konuşurken de böyleyim. İslamcıyım derken de böyleyim. İslamcılığın ve İslamcıların ne gibi dangalaklıklar içinde olduğunu belirtirken de bu tutumdayım. Yani
Kardeşim, dert edinilecek bazı şeyler vardır. Sen kendini bu dert edinilecek şeylere açıyor musun? Benim sorduğum soru budur. Biraz önce o her bu iş senin bildiğin gibi değil derken de bunu kastettim. Yani sen kendi yaranı tanıyor musun? Yaralı olduğunun haberin var mı yaralı olduğundan? Ve yaranın şifasının da İslam'dan geleceğini biliyor musun? Benim söylediğim bundan ibaret. Tabii bu lafı söylemek için çok fazla kelime kullanmak gerekiyor. Ben de onu yapıyorum. Bu konuyla mı ilgili? Hayır. Şiirle. Yalnız bir bölüm eksik kaldı galiba. Neydi? Tam olarak onu ifade etmese de ben biraz onu anladım. Politika ve şiir, yani bir politik dünya görüşüne sahip olmak ve şiir yazmak. Ne kadar birbirinden ayrı şeyler bunlar? Ayrı şeyler mi ya da? Şimdi Türkiye'de şiirin yerini bir kere tespit etmemiz lazım. Bu dünyadaki yerinden farklı. Türkiye'de klasik kültürümüzde, geleneksel kültürümüzde bir düz yazı geleneği yok. Bir düz yazı hayatı yok. Divan şiiriyle beraber başlayan, belki halk şiiriyle de beraber başlayan yahut Yunus Emre ile başlayan bir şiir söyleme geleneği var. Geleneği var. Mevlana Celaleddin Rumi bir yerde der ki, eğer ben doğduğum yerlerde kalsaydım belki ilmi eserler yazacak birisiydim. Fakat bu topraklar bana şiir söyletti. Bu manada bir kere Türk düşünce hayatı da bir yönüyle ya da büyük bir yönüyle veya büyük bir kısmı itibariyle şiirle bağlantılıdır. Yani sanıldığı gibi divan edebiyatı bir böyle söz sanatları mecmuası değildir. Aynı zamanda orada bir felsefi boyut vardır. Ama o bir yanda, yani o geleneksel toplumun terkiyle birlikte bir yerde kalmış. Ama Tanzimat'la başlayan hareket de Türkiye'de yaşayan, ana dili Türkçe olan insanların zihni alanını tarassut etmiş sürekli olarak. Boyutlarını sağlamış ve derinliğini ölçmüş. Bu anlamda şiiri gözden uzak tutup diğer düşünce meselelerini efendim bir hale yola koymak tecrübesi Türkiye'de imkansızdır. Falso olacaktır. Yani bu Türkiye'ye özgü bir durum değil mi? Bilhassa Türkiye'ye özgü. Mesela İngiltere'de ya da Amerika'da şiir dendiğinde bunlar anlaşılmalı mı? Anlamıyorlar zaten. Öyle olmuyor yani. Bize özgü bir durum. Tabii yani orada mesela Türkiye'de roman yazılıp yazılmadığı biliyorsunuz şüpheli, tartışılıyor hala yani. Kuşkulu bir durum. Evet. Ama bu söylediğiniz şu anlama da gelmiyor değil mi? Şiir bir siyasetin propaganda aracı olmalıdır, olabilir. Meşruiyette kazandırmıyor herhalde bu yaptığınız tespit şiirle ilgili. Propaganda. Benim şiirlerimden birisinin adıdır. Adı. Evet. Köleler gördüm. Evet. Şimdi şiir yoluyla biz bazı görüşlere ve anlayış tarzlarına takılmayız ya da onlarla haşır neşir olmayız. Evet, yani bizim bir takım anlayışlarımız, bir takım kavrayışlarımız
şiir yoluyla pekişmez. Şiir tam tersine, eğer böyle pekişmiş bir takım anlayışlarımız varsa onları deler. O anlamda bu dediğiniz mümkün değil tabii. Yani şiir bir siyasi yaklaşımın yaygınlaşması için bir araç olarak kullanılamaz. Ama bu şu demek değil. Yani belli bir siyasi yaklaşımı olan insan şiirden güç almaz. Tam tersine o siyasi yaklaşımlar bol miktarda şiire muhtaçtırlar. Yani. O anlamda şiir öyle bir yerde durmalı ya da durur ki biz diğer zihni yetkinliklerimizi şiirin kazandırdığı dinamizmle sürdürebiliriz. Evet, sizden devam edelim. Şimdi ben şiirle bağlantılı olmak ama başka birkaç konuyu daha kapsayan bir soru soracağım. Bunu yapmadan önce de kısa bir tespit yapmak istiyorum İsmet Bey'le ilgili. O da şudur. Şimdi çok kritik meseleler gündeme geliyor. Çok etraflıca konuşuluyor. Ancak zannediliyor ki bu konuda bir çözüm önerilemiyor, net bir şey söylenemiyor. Burada bir bence kendi zannımı söylüyorum. Bir tahsiye yapmak için bunu söylüyorum. Soruyla bağlantılı çünkü. Bence İsmet Özel'in arkadaşın tabirle en genel anlamda paradigmasına eğer denebilecekse böyle bir soru sorulmaz. Yani bu konuda çözüm nedir? Şu konuda çözüm nedir? Şiirde dahil bence diğer konularda dahil. Çünkü olmakta olanın bizzat karşısında olan bir kişi olarak işte şudur dediği zaman o zaten olup biten bir şey olduğu için gelip geçen bir şeydir. Ve onun kimliğiyle problem teşkil eder bu tür cevaplar. O sadece şunu söyler, bulunduğu yer itibariyle her katmandan bunu söylüyorum. Şair olarak da, düşünür olarak da, yazar olarak da, bir şahsiyet olarak da. Tedirginlik söz konusudur burada. Müteyakkız olun. Tedirginlik başlı başına bir değerdir burada. Dolayısıyla dondurmayın. Olmakta olan bir şeyi sadece görün ve bundan hissenizi alın gibi bir şey anlıyorum ben. Şimdi buradan hareketle ancak çözüm önerdiği bir şeye bağlayacağım bunu. Şimdi meşhur üç meselede ki bu üç mesele üstünden uzunca yıllar geçtiği halde aşılamamıştır ve bütün bence o bu vatanda yaşayanlar açısından bir mesuliyettir bu. İnşallah herhalde eli kalem tuttuğu sürece bunu yine İsmet Bey yapacak sanıyorum. Onun son cümlesi bu meşhur üç meselenin şöyle bitiyor. Üç meselenin çözümünü itikad ve ibadette buluyorum. Son paragrafta böyle bir cümle var. İtikad ve ibadette buluyorum. Bu çözümden sonra ki biraz önceki çözümde bunun çelişkisinde söyledim. Bu iki kavramı merkeze alan özel bir telif eser yapmadı İsmet Bey. Acaba şiiri genel olarak bu çözüm formülünün içinde midir yoksa dışında mıdır? Eğer dışındaysa tıpkı üç meselede olduğu gibi dört başı mamur ve uzun süre bizi taşıyabilecek olan ve bu iki kavramı merkeze alan yeni bir çalışma adı başka da olabilir, fark etmez, olabilir mi? Olmayacaksa biz bundan sonra artık İsmet Özel'in bu manadaki hizmetlerini artık şiirinde mi arayacağız diye düşünüyorum. Evet, bundan sonra İsmet Özel bize ne yazacak? Ne söyleyecek? Keşke söylemeseydim o kelimeyi. Valla bunu ben bilmiyorum. Yani çünkü şimdiye kadar çocukluğum da dahil olmak üzere bütün ömrüm boyunca hedefim şu işi başarmaktır diye tespit ettiğim hiçbir şey olmadı. Sadece önüme çıkan işle, yapabildiğim şeyle meşgul oldum. Üç Mesele adlı kitap da
ön sözünde belirtildiği gibi ülkemizde yaşayan Müslümanların düştüğü üç yanılgıyı işaret etmek üzere kaleme alınmış bir kitaptır. Dolayısıyla 1978 yılında ben "Ey din kardeşlerim, bakınız bu mesele sizin bildiğiniz gibi değil" diye bir kitap yazdım. Ve tabii ki soruyu soran arkadaşın belirttiği gibi eğer üç mesele bir çözüm sağlayacaksa bunlar itikatta ve ibadette bulunabilir. Neden? Çünkü itikat dediğimiz şey akaid efendim. Yani inançlar malzumesi. Diğeri de kulluk. Bunları dışarıda bırakıp bir yerde bir meseleyi, bunlar üç mesele dahi olmasa, çözmeye kalkan adam en azından bizden değildir. Yani o anlamda zaten mesele bu. Ben doğrusu birlikte Türkiye'de ben Müslümanım, İslami kimliğimi önemsiyorum diyen insanların dayanışarak birbirlerine omuz vererek bir açılım sağlamaları isteğini hep taşıdım içimde. Ama bu ne yazık ki şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla gerçekleşmedi. Yani ben Müslümanım diyen insanlar birbirlerinin eksiğini gidermeli idiler. Bu anlamda kimseden böyle bütün hadiseyi doğru kanala sokacak bir belirleyicilik beklemek yanlıştır. Bu bir işte konsey kuralım. Herkes yapabildiğini yapsın önerisi de değil. Bu kendiliğinden olabilecek, olursa ancak böyle olabilecek bir şey. Ama olan bitene baktığımız zaman görüyoruz ki aslında Türkiye'de Müslümanların hayrına bir gelecek isteyen Müslümanlar olup olmadığı konusunda kafamızda bir soru var. Yani o anlamda insanların birbirlerine sataştıklarını falan filan da görüyoruz. Ya da biri diğerinin eksiğini söylediği zaman bunu bir yardım olarak değil de bir çelmeleme olarak algıladıklarını görüyoruz. Anlatabildim mi? Yani o yüzden doğrusu ben bundan sonra yazacaklarım konusunda zihnimi ancak belli bir alanda toparlayabilecek yandaşlarım olması halinde verimli olabileceğine inanıyorum. Olabileceğime inanıyorum. Bunlar çıkacak mı, çıkmayacak mı bakacağız. Oldu mu? Şimdi belki biraz light bir soru gibi kalacak bunların yanında ama şimdi şiirle edebiyatla uğraşan arkadaşlarımızla paylaştığımız bir şaka var bizim. O da şu: bir dergi çıkartacağız diyelim, bir dergi projemiz var, bir yere gideceğiz, bir şiir gecesine gideceğiz. İşte kimler geliyor? Cevap şu: sen, ben, İsmet Özel. Şimdi bir ikinci örnek daha. Diyelim kendi şiirlerimizi okuyoruz, kendi şiirlerimize bakıyoruz, onları tartışıyoruz falan. En çok kurulan cümlelerden biri şu: çok fazla İsmet Özel olmuş. Şimdi bu iki örnek aslında genç kuşak İslamcı yazarların ya da genç kuşak yazarların, demek ki çok daha doğru bir ifade olacak, genç kuşak yazarların sizden ne kadar etkilendiğini de gösteriyor. Bir şekilde ben kendi maceramda
size tabiri caizse küt diye çarpmıştım şiirlerinize ve şiirlerinizin mutlaka durulması gereken bir durak olduğunu anlamıştım. Pek çok arkadaş için de bu geçerli. Fakat siz herkesi şaşırtarak, sizi taklit eden pek çok genç şair hakkında hiçbir şey demediğiniz halde, hem biçim olarak hem belki içerik olarak sizi hiç taklit etmeyen bir adamı, Süleyman Çobanoğlu'nu, Süleyman Çobanoğlu Heyhat isimli bir yazıyla onore ettiniz. Ve edebiyat aleminde de pek çok süre konuşuldu. Yani bu referansınız diyelim uzun süre konuşuldu. Şimdi şunu söyleyeceğim. İşte Halkın Dostları mücadelesini yapmış, ikinci yeniyle hesaplaşmış, ikinci yeniyle en iyi özümsemiş şair olarak kabul edilmiş. İşte şiir okuma kılavuzu gibi iyi ve zengin alt metinli mi denir bilmiyorum modern tabirle. Öyle bir kitabı ortaya koymuş bir şair olarak. Şimdi geldiğiniz noktadan şöyle bize doğru baktığınızda yani genç kuşak İslamcı yazar çizerlere, edebiyat meraklılarına baktığınızda neler görüyorsunuz kabaca? Yani bizi niye bu kadar çok etkilediniz? Sonra mesela sizden çok etkilenen isimlere niye hiç prim vermediniz? Mesele bildiğimiz gibi değil mi? Bir de çok önemli bir soru daha soracağım. Bunu o diziyi ilk okuduğum günden beri merak ediyorum. Milli Şef'in trenin için beyaz. Çok güzel. Evet. Sonundan başlayın isterseniz. Şu tren meselesinden. Evet, görüyorsunuz ki susuyorum. Ben sizin için çok etkiledim. Bir kere ben şiiri yaşamayı mümkün, yaşamamı mümkün kılan bir neyse o, bir nesne mi, bir kavram mı, bir uğraş mı, bir eylem mi? O olarak çok erken yaşlarda benimsedim. Yani ben her zaman bunu bir yerde, bir mülakatta da söyledim. Ben gençliğimden beri şiirlerimi belki bu benim son şiirimdir diye yazdım. Yani hep son şiirimi yazdım diyelim. Dolayısıyla hani bunu daha ileride daha güzel söyleyebilirim mi? Ertelemedim, geriye bırakmadım. O anlamda ortaya çıkan metinler belki işte bu adamın hep son sözü olduğu için bir şey oldu ne olduysa o da sizin ilginizden kaçmadı. Yani sanıyorum ki yani benim şiiri bir nihai ifade olarak benimsemem belli oldu yani. O yüzden de şiirle irtibat kurmak isteyen benden daha genç yaşta olan insanlar bu daireden mecburen etkilendiler. Başka ne oldu? Yani niye ben bana diyelim ki yakın duran isimlerle pek fazla ilgilenmedim de Hece Vezni'ni benimsemiş bir şairin lehine bir şeyler yazdım. Aslında ben bütün benden genç olan ve şiirle bağ kuran insanlarla müsbet bir diyalog içinde olmayı gözettim. Yani
onların ilgi işi yazdıklarına karşı ilgisiz durmadım. Bunu biliyorum yani. Ama Türk şiirinin bir yerden kendini sağlığa kavuşturması gerektiği endişesini taşıdığım için hem hece veznini uygulamış hem de şiir titizliğini elden bırakmamış bir metin ki ben Süleyman Çobanoğlu'nun yüzünü görmeden onun yazdıklarına ilgi duydum. Böyle bir metnin Türk şiirinin çıkış yolunda faydalı bir işlev yerine getireceğini düşündüğüm için böyle bir tavır gösterdim. Böyle bir tutum benimsedim. Başka ne vardı? Milli Şef'in treni neden biraz? Evet. Yani yapmayın. Tamam, o zaman evet. Bırakalım. Evet. Peki, bir de şu var. Hiç kuşkusuz bir şiiri yazarken şair, bu benim son şiirim diyorsa eğer, bu çok önemli bir şey. O gücü görüyoruz. Şiire bir güç veriyor o. Bir de sizin şiirinizin söyleyişinden kaynaklanan bir etkileme gücü de var galiba. Mesela bir arkadaşım, bir şair arkadaşım, şiir yazan bir arkadaşım, sizin şiirinizden korktuğunu ve okumadığını, çünkü okuduğu zaman etkisinden kurtulamadığını ve sizin gibi söyleme gayreti içerisine girdiğini söyledi. Burada yani sizin şiirinizin üzerinde çok çalışılmış olmasının ya da işte onun bir nihai hedef olarak ortaya konmuş olmasının dışında da bazı teknik tabiri caizse nedenlerle etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Şimdi bu Türkler biraz da yani bazı hasletler milletlerin hem felaketine hem saadetine sebep olurlar. Bu Türklerde, biz Türklerde korkunç bir bağımsızlık tutkusu ve baş çekme arzusu vardır. İsmet Özel'in şiirini beni etkiler diye okumuyorum. Neden? Çünkü ben kendim olmak istiyorum, bağımsız ve kendim bir baş çekmek istiyorum. Yani bir bakıma İsmet Özel'in şiirinin etkisi altında olacağını insanlar benim şiirimin etkisi altında olsunlar. Bu gizli bir şey olarak vardır. Bu fena bir şey değil yani. Fakat gençlik yıllarımda Andrejit'ten okuduğum bir cümle bana epey yol gösterici olmuştur. O da cümle şöyledir. Etkiden kaçanlar bu soylu akrabalığa kendilerini layık görmeyenlerdir. Yani aslında bir takım insanlar bir süre şiir böyle yazılıyor deyip bir İsmet Özel dönemi geçirmiş olsalardı oradan ondan sonrası belki çok sağlıklı bir yola ulaşabilirdi. Soylu bir ama, akrabalığa. Evet yani eğer o soylu akrabalığı kabullenmiş olsalardı ondan sonra asalet devam ederdi. Kendi sesini de bulabilirdi belki. Şüphesiz ki. Bunu Türk şiirindeki bütün aşamalarda görebilirsiniz.
O yüzden bence birileri kayıpta yani. Soru. Şiire döneceğim de bir girizgah yapmak niyetindeyim. Şimdi bu gece zannediyorum birçok insan yine İsmet Özel dinlerken hayal kırıklıkları yaşadı. Şimdi benim zannım bu hayal kırıklıklarının beslendiği yer İsmet Özel'in gerek kendi görüntüsü, gerek yazdıklarının görüntüsü ile söylediklerinin birbirine çok yakın olmamaları. Şunu kastediyorum. Şimdi mesela benim zannım işte İsmet Özel görüntü olarak da yazdıklarıyla da modern. Burada kelime anlamını kastediyorum. Yani yeni, yakışıklı, işte ilgi çekiyor. Ama aynı İsmet Özel özellikle bayan okurlarını çok fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Bu gece de örneğini yaşadık. Özellikle onun kadın üst başlığı ile ilgili üst başlığı adı altında sorulara cevap verirken her şartlanmış modern birey gibi İsmet Özel ataerkil, işte geri kafalı, çok özür dilerim ama bize şartlandırdıkları kavramlarla konuşursak böyle bir tablo oluşturuyor ve bir tezat söz konusu oluyor ve burada hayal kırıklıkları yaşanıyor. Şimdi aynı hayal kırıklığı İsmet Özel'in son şiir kitabında da var. Yani modern Türk şiirinin önemli seslerinden birisi olacak şey mi? Tutup yine bir Yusuf masalı yazıyor. Yani geleneksel bir forma dönüyor. Ve burada bence düşündürücü olan şu, sadece forma mı dönüyor? Şimdi üç mesele üstüne bir şey yazmaması bence anlamlı. Çünkü bu üç mesele aşılmış değil. İsmet Özel şiirde de çok net gösterdiği gibi geriye dönüyor. Yani biz Türklerin, onun deyişiyle biz Türklerin bize ezberlettikleri gibi bir şeyden geri kaldığı falan yok. Yani bahsedilen şeylerden geri kalmışlığı yok. İşte batıdan, modern dünyadan, bunun adına ne derseniz deyin. İsmet Özel'in öyle bir derdi yok. Yani onu geren, onu üzen, bu derde yüreğini açmaya hazır mısın diyen böyle bir derdi yok. Onun derdi tabiri caizse yanlış anlamıyorsam, işte bir Yusuf masalında da 15. sayfada da olduğu gibi. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbel alemin. Tütmesi gereken ocak nerede? Şimdi buradaki imaj bile birçoğumuza hafta sonlarına güzel bir kaçamağını çağrıştırıyor. Ama İsmet Özel için bu bir kaçamak mı? Yoksa burada çizilen hayat, peygamberlerin bize örnek teşkil eden günlük hayatı mı? Yani İbrahim Bey'in söyledikleri arasında bir bağlantı kurabilen var mı diye sormak istiyorum. Yani hatta bunu kendisi de cevaplayabilir. Nasıl yani? Şimdi şöyle açayım bakın. Çoğu insan İsmet Özel'i şiirleriyle tanıyor, üç meseleyle tanımıyor. Üç meselede İsmet Özel balıkları tutmak bilmeyen, balık tutmak, balık avlamak bilmeyen insanlardan bahseder. Yani batılı bir hayat tarzını reddeder ve Müslümanların, özellikle İslamcıların diyelim, verdiği mücadeleyi genelde, hatta arada dangalaktıklar dedi. İslamcı arkadaşlarımın dangalaktıklarını da söylüyorum. Çünkü kimsenin ön yargılarını okşamaya niyetim yok benim. Ve üç meselede özellikle bunları anlatmaya çalışır. Şimdi bizim İsmet Özel ismiyle birlikte yaşadığımız hayal kırıklıkları üç meseleyi okumamakla ilgili bir şey. Salt şiirlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa bence, yani benim hissettiğim şey, yaşla beraber gelen, tecrübelerle beraber gelen bir tekamülün sonucu olarak, yani artık evine dönen, kalbine dönen bir adam. Benim kendi işimi çok tutarlı yani. Ben biraz az buçuk İsmet Özel okuyan biri olarak bir hayal kırıklığı yaşamıyorum şahsen. Ama benim cümlelerimi tutarsız zanneden ya da tutarsız olup olmadığı noktasında düşünceler olanlar çok fazla hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Bence bu da çok önemli bir gösterge. Peki. Teşekkürler. Ben mi ne diyeceğim? Yani ben
can sıkıcı bir durumla ben kendim karşı karşıyayım. Çünkü uzun yıllar boyunca ben bunu fiilen fark ettiğim bir şey bu. Sen de mi İsmet Özel okuyorsun deyip insanların birbirleriyle dost olduklarını biliyorum. Şimdi burada hadi oradan sen de İsmet Özel mi okuyorsun diye bir tavrın yeşermesi çok rahatsız edici bir şey benim açımdan. Yani ne yazık ki gazete yazılarımda dahil olmak üzere benim istikamet konusunda neyle uğraştığım güme gidiyor. Yani bu bizim köylülerin işte vaaz dinleyip hoca çok güzel şeyler söyledi demeleri. Ne söyledi? Ne söyledi diye sorduğunda vallahi çok güzel söyledi. Yani çok güzel. Yani mesele buraya geldi. Çok can sıkıcı bence. Geçelim o zaman. Bak buraya. Arkadaşımız aksi bir şey söyleyecek. Aksi bir şey söyleyecek değil mi? Aksi bir adam değilsin. Onun için aksi bir şey söylemeyeceksin. Bazen aksiyim ama genelde şeyim diyorum. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün hepimizde galiba şöyle bir şey var. İsmet Özel'i bir tanım yapalım da artık kafamızdaki o kalıplardan birinin içine sokalım oturtalım diyoruz. Ama İsmet Bey de diyor ki uğraşmayın boşuna sığmaz. Ya ayrı bir kalıp açacaksınız, üzerine İsmet Özel yazacaksınız. Kafanızdaki o oluşmuş kalıplardan ayrıca yeni bir çekmece açacaksınız buna diyor. Ben biraz da söyleyeceklerimi not etmiştim. Oradan yardım alarak bir şeyler söyleyeceğim. Yazılarınızın birinde macera perestini tanımı şu şekilde yapıyorsunuz. Serüvenlerin peşi sıra koşarken siz onun aslında akılsızca hareket ettiğini sanırsınız. Ama hiç de işin aslı öyle değildir. O bulunduğu şartları en iyi şekilde değerlendirir. Tedbirlidir. Tedbirlidir, müteyakkızdır. Ve hızla karar alır diyorsunuz. Tabii bunu siyasette macera perest lazım falan, siyasetle ilgili bir yazınızda söylüyorsunuz ama ben sizinle ilgili ipuçları bulduğumu düşünüyorum bu yazıda aslında. Ben bir macera perestim yani. Yani öyle misiniz? Hayır, öyle diyor yani. Hayır. Yani şunu söylüyorsunuz. Oraya getiriyor. Yani şiirinizde tamam, de macera. Şiiriniz aslında bir macera perestinin not defterleri olarak kabul edebilir miyiz yani? Hayır. Niye olmasın? Güzel. Tabii ki yani şiir her zaman bir bilinmez alana doğrudur. Fakat bilinen şeylerle. Yani şiirde fark etmediğimiz, daha önceden tadını bilmediğimiz alanların ürpertisi olmazsa hiçbir zaman karşımıza şiir çıkmaz. Onun için her şairin maceraperest olması kaçınılmaz bir şeydir. Yani böyle ne bileyim yani sayıklayan, bildiğiniz şeyleri geveleyen bir şair olmaz yani. Bir şey daha ekleyeceğim. Yalnız sizin yine kendinize ait bir macera perest tanımınız var. Orada şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki siyasetçi diyor, eğer bir macera perest bir siyasetçi ise diyor, koşulları tartarken, düşünürken bütün toplumu düşünür diyor. Fakat diyor bir şahıs bazında bunu ele aldığınızda macera perest sadece kendi durumlarını, sadece kendisinin karşı tabii karşıya kaldığı bu durumları düşünür diyor. Bu noktada sizin duruşunuzla ilgili de aslında çok büyük bir ipucu elimize geçmiş oluyor. Siz diyorsunuz ki ben aslında şahsım diyorsunuz. Beni bir yere mal etmenize gerek yok. Ama diyorsunuz mutlaka bir biraz ismi biraz yüksek duyamıyoruz. Heyecanımı mağdur görün lütfen. Yani demek istediğim
Galiba demek istediğimi söylemeyeceğim. Güzel. Çok heyecanlandım, özür dilerim. Estağfurullah. Bence iyi, heyecan iyi bir şey. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurunuz. Şiir okur musunuz? Türkçe'de yazılmış şiirleri okur musunuz? Tabii ki. Türkçe genç şairlerin şiirlerini okur musunuz? Genç şairlerin şiirlerini baştan sona nadiren okurum. Çünkü tahammül edemem. Yani birkaç mısradan sonra yani bilmiyorum. Kendi kuşağınızın. Yani ha. Şimdi mesela kendi kuşağımdan çıkmış şairlerin şiirlerini açıp okur muyum? Hı. Şu anda hayır. Geçmişte evet. Okur muydunuz? Tabii. Peki sizden önce yazılmış onları şiirler? Hala gençliğimde de okurdum. Şimdi hala okurum. Kimler var mesela hala okuduğunuz? Mesela Ahmet Haşim var. Sever hatta, misin? Hatta Rotterdam'da Türk şiirinden bir örnek seçmem istendi. Ben Ahmet Haşim'den bir şiir seçtim. Hangisi? Neydi? Hı? Hayır, değildi. Her neyse. Evet. Adını hatırlayamadım şiirin. Ahmet Haşim dışında var mı başka? Yahya Kemal. Yahya Kemal. Zaten Yahya Kemal açıp okumak biraz mantıksız bir şey. Çünkü birçoğu ezberimdedir yani. Öyle mi? Evet. Şey hariç. Yani onun sonradan kendi gök kubbemiz ve Eskişehir'in rüzgarı ile diye iki kitabı oldu. Kendi gök kubbemiz hemen hemen ezberebildiğim şiirlerden oluşur. Ama Eskişehir'in rüzgarı ile onları ezberlemiyorum. Yani bilmiyorum onları. Onları bilmiyorsunuz. Aslında bilmek gerekirdi. Çünkü oradaki edebi tecrübeler daha derin. Bu ikinci yeni akımının önde gelen isimleri işte Cemal Süreya, Edip Cansever, hı hı, Ece Ayhan, Sezai Karakoç. Hı. Ne düşünüyorsunuz o akımla ve bu isimlerle ilgili olarak? Şimdi bir kere ben şiirin ne olduğu ne olmadığı konusundaki net görüşlerimi bu insanları okuyarak edindim. Yani benim şiir eğitimimde bunların merkez yeri var. Yani daha önce yani bu şairlerle karşılaşmadan önce tabii ki şiir diye bir şeyden haberim vardı. Ama bunlarla yüz yüze gelişim Türk kafasının hem özgünlüğü hem de doğrusu kapasitesi hakkında çok önemli bir ufuk temin etti bana. Ama mesela özel bir isim anmak istiyorum. Yani mesela Metin Eloğlu bütün bu şairler arasında hem birinci yeniyle irtibatları olan hem ikinci yeniyle irtibatları olan bir insan olarak ve Türkçe bilinci konusunda erişilmez bir isimdir. Metin Eloğlu. Ama yani Türk edebiyatında ilgi bakımından hakkı yenmiş birisidir. Siz komünist bir şairken çok ne var? Tuhaf bir şey mi söyledin? Bilmem, onlara sorun. Bana niye soruyorsun? Sizce tuhaf mı? Önce size tekrar edeyim bari. Siz komünist bir şairken şiirleriniz büyük ilgi görüyordu. Sonra Müslüman bir şair olarak yine ilgi gördü mü? Şimdi komünist şair ve Müslüman şair ayrımını yani
adam komünist ama şair. Adam Müslüman ama şair diye koymak lazım. Çünkü yani komünizmin şairi ya da İslam'ın şairi diye bir şey böyle bir yakıştırma uygun değil. Şimdi şöyle bir şey var. Türk edebiyat çevrelerinde benim Müslüman dünya görüşüne bağlanmam aynı zamanda şiir söyleme gücümün de sıfıra ineceği yorumuna müncer oldu. Sanıyorum ki burada önemli bir test doğdu. Herkes dikkatle. Hayır, şöyle bir test. Bu adam Müslüman olduğu halde gene en kral şiiri yazıyor diyenler bir tarafta, görüyorsunuz Müslüman olduğu için şiiri bitti, berbat şeyler yazıyor diyenler bir tarafta oldu. Ama ağırlık herhalde en kral şiiri yazıyor diyenler de oldu. Çünkü diğerleri, ben ağırlığın orada olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Bence bakış açısı yanlış. Yani bu adam nasıl bir şairdi ve yolunu nasıl yürüyor? Böyle bakmak gerekir. Evet. Yani şu söylenebilir. Acaba, çünkü Türk şiirinde genellikle yaşını başını aldıktan sonra, bir de bir bakıma kabul edildikten sonra şairler bir söyleme kolaylığına ve bu kolaylıkla gelen bir hafifliğe uğruyorlar. Yani baktığımız zaman biraz böyle bir şey var. Ben bunun bilincinde olduğum için o zayıf metni üretmektense hiç üretmeme yolunu seçtim ve bir bakıma az yazdınız. Evet, yani şiir, çünkü şiir yazılmaz. Şiir gelir. Yani onu beklemeyi bilmek lazım. O anlamda ben epey beklediğimi sanıyorum. Burada ağaç olduk galiba. Evet. Bir de beni işte Marksist olmaya iten nedenler neyse, Sosyalist olmaya iten nedenler neyse, Müslüman olmaya iten nedenler de aynı. Yahut ben şöyle ifade ettim onu. Ben hangi sebeplerle sosyalist olduysam o sebeplerle de Müslüman oldum. Dediniz. Evet. Buradan ben şiirinizle ilgili bir karşılık aradığımda iki dönem arasında büyük bir fark görmüyorum. Yani zaten ben sosyalist düşünceleri benimsediğim sırada şiir yazarken sosyalizm propagandası yapmayı düşünmüyordum. İslami inanca sahip olduktan ya da ihtida ettikten sonra da böyle bir dangalaklık yapmadım. O zaman iki şiir arasında bir fark aramak yani boşuna mı? Eğer insan böyle bölünebiliyorsa şiir de bölünebilir demektir. Yani. Bu konuyla mı ilgili? Şimdi bir Yusuf masalından sonra şöyle yorumlar yapıldı çeşitli eleştirmenler tarafından. Biz de kendi aramızda konuştuk. Bir Yusuf masalında sizin kullandığınız tabiri caizse jargon da Müslümanlaşmaya başlamıştı. Dolayısıyla şöyle bir kısa cümleyle biz özetlemiştik. İsmet Özel'in şiiri şimdi Müslümanlaşıyor. Ya da şimdi Müslümanlaştı. Bunu neyi kodlamaya çalışıyorduk? Şunu. İşte artık kullandığı dil itibariyle de, teknik itibariyle de bir yani özde bir değişme olmamak kaydıyla iyice Müslüman dünyanın, Müslüman kültürün jargonlarıyla, aletleriyle şiir yazmaya başladı. Bu doğru bir yorum muydu sizce?
Bir kere jargon kelimesini söylenmemiş kabul edelim. Çünkü o çok dar bir çevrenin terimlerini ifade eder. Valla ben cinlerin Müslümanlaştığını biliyordum ama şiirin Müslümanlaştığını sizden duydum. Yani. Yok böyle bir şey. Yani şiirin Müslümanlaşması diye bir şey. Şiirin Müslümanlaşmayacağını ben de iyi kötü biliyorum ama söylemek istediğim şuydu. Ya dil itibariyle iyice Müslüman bir dile kaydınızı. Yani kelime haznesi itibariyle belki biçim itibariyle işte sebebi telif, naat, münacat yanlış oldu münacat, naat. Bunlar benim şiirlerimi dikkatle okumamaktan doğan şeyler. Birinci kitabımda ki 66 yılında yayınlanmıştır. İçindeki şiirler 62-64 yıllarına aittir. Usunu bir seccade gibi kullanıyor yaşamakta diye bir mısra bulursunuz. İkinci kitabımda 1969 yılında yayınlanmıştır ve işte o zamana ait bir metinler topluluğudur. Derin bir secde gibi rüzgara aşılanmak diye bir mısra bulursunuz. Şimdi bu adam bu zamanlar böyle İslamlaşmamış da şeyi mi beklemiş? Yani. Kan Kalesi diye şiir başlığı var yani. Onun için bu işleri vazgeçelim böyle. Bu iş bildiğiniz gibi değil. Bu iş bildiğiniz gibi değil. Uzun bir süredir beklediğimi söyleyip sizi kızdırmak istemem. Canımın sıkılması zaten da zaten hava sıcak. Evet yani eğer umarım fırında sütlaç olmayız. İyi bir şiir dizisi olur galiba. Buradaki yani özellikle şiir bölümüne girdikten sonra arkadaşların önemli bir kısmı şiirle birlikte şunu da sormak istiyorum dediler. Bu yani çok garipsiyorum böyle bir şeyi. İsmet Özel burada konuşuyorsa muhakkak gelecektir bir şeyler ve ben çok iyi şiir mısra yani bir şiirde geçebilecek mısralar da gördüm konuşmasında ve hayrete düştüm zaman zaman. Benim birazdan söyleyeceklerim de bir şiir gibi algılanabilir. Hatta arkadaşlar iyi sayabilirlerse bir şarkı da olabilir. Semai 4-3 de söyleyeceğim ama aksak ritimli olacak. Şunu sormak istiyorum. Şiirinizde çok mükemmel bir müzik var. Ve şunu da biliyorum. Mükemmelci müzikleri dinliyorsunuz. Yani klasik Batı müziği ve klasik Türk müziği. Yani başında klasik var. Klasikten şunu anlıyoruz. Artık birçok insanın ortaklaşa mükemmel dediği müzik. Ki artık dünyada kimse inkar edemez galiba klasik Türk müziğiyle klasik Batı müziğinin mükemmel olmadığını. Bu anlamda şiir ve müziği sormak istiyorum. Sizdeki bu derin müziğin anlamı bu mükemmel müzikler mi? Birincisi bu. İkincisi garip bir şekilde ikinci yeniyle ayrıldığınız bir nokta var. İkinci yeni de hayret. Hayret etmek, hayrette kalmak, hayrete kapanmak, hayrette kala kalmak çok ciddi kavramlarken sizde hayret üstü, hayret sonrası bir bilgelik görüyorum. Ya bu benim tespitim. Hayret üstü bir bilgelik görüyorum. Mesela şöyle, yani hemen benim aklıma bir Kızılderili şarkısı geliyor. Herkes ölür, toprak kalır der ihtiyarlar. Evet haklılar, doğru söylüyorlar. Bir de sizden yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Bir yargı ve evet yani artık hayret yok. Görülmüş bir şey, kavranmış, hayrette kalınmamış ve hayret sonrası. Yani artık hayrete bürünülmüş. Yani artık hayrette değilsiniz ve hayret sonrasındasınız. Sizde hayretin karşılığı ne? Sizin şiirinizde hayret işte bu anlamda mı anlaşılmalı? Bir de bu yoğun müzik, sizin şiirinizdeki akan müziğin dinlediğiniz o mükemmelci şarkılarla, müzikle doğrudan ilgisi var mı? Bilmiyorum, aksak bir semai oldu mu? Tabii şeyde tamamen haklısınız ya. Daha doğrusu gözleminiz doğru bir gözlem. Yani ben yazdıklarımın düzeltilebilir şeyler olmasını hazmedemem. Yani
Yani şurası da şöyle olsaydı. Bu olmaz. Yani. O anlamda bunun dinlediğim müziklerle bağlantısı var mı? Bir kere ben o dinlediğim müziklerin gerçekten nerelerde yer aldıklarını anlamak için epey ter döktüm. Yani öyle oluvermiyor yani. Şimdi Bach dinlemek, ne bileyim Brahms dinlemek öyle yani koydun. Eskiden bizim pick-up'larımız vardı. Şimdi CD'lerimiz var. Yani onları koyup dinlediğin zaman olan bir şey değil. O da yaşanan bir şey. Dolayısıyla mesela müzik dediniz ama resmi hiç anmadınız. Yani sanatın bütün dallarında insanların ifade gücü bir şairi etkilemiyorsa o adam bakkallık gibi bir şey yapıyor demektir yani. Ben bunu düşünce hayatı bakımından da benimsemiş birisiyim. Ben gençliğimde muazzam fikirler ileri süren bir insan olmayı değil de bazı şeyleri anlayabilen bir insan olmayı iyi bir şey sayardım. Yani kitapları kitapçıda karıştırırken ulan şu kitabı anlayacak kapasitede bir adam olsam bari diye kafamdan geçirirdim. Yoksa şu kitabı yazacak bir adam olsam diye değil. Bu çalışmaya hazır olma hali şiirde fark ettiğin şeylerin düzeyini ummadığın bir şekilde yükseltiyor. Anlatabildim mi? Yani göze aldığın bir şeyler var ki bir bakıma aslında onlar o mükemmel sayılan formlar sana bahşediliyor. Yoksa insan öyle yaptım oldu ile bir şey yapamaz. Sanat eseri olsun, bilimsel ürünler olsun aslında insanın iddiasının çok iyi güdüldüğü şartlarda ortaya çıkan şeyler değil. Cehdi göze alıp, cehd gösterip, işte ancak bunu yapabiliyorum deyip teslim olduğu zaman gelen şeydir. Yani bir bakıma uğraşmak başarının neredeyse tamamıdır. Yani böyle... İnsan kendinden menkul bir mükemmeliyetçiliğe varamaz. Müzik bu. Öbürü de? Hayret. Belki bu biraz önce söylediklerim onu da açıklıyordur. Yani ben kendimi nasıl söyleyeyim? Görüyorsunuz ki susarak söyleyemediğimi gösterdim. Angajman dışında, bağlanma dışında bir yerde tasavvur edemiyorum. O dediğiniz o hayret makamında kalan insanlar bağlanmamayı da makbul sayan bir yol tutmuşlar. Ben ise bağlanmazsam neredeyim onu anlayamayacağımı hesaba katıp bağlandığım şeyin
kıymetine ilişkin bir şeyler dışa vurmuş sayılırım. Bu yüzden de hayret etmiyorsunuz. Hayret etmiyorum değil. Zaten arkadaşın dedi hayret sonrası. Sonrası. Yani hayret geçtikten sonra. Bu yüzden hayret sonra. Sonrası. Evet. Demek daha doğru. Evet. Ya kusura bakmayın devam edebilir miyim? Çünkü benim için çok önemli. Bu programın ilk bölümünde sizin sorunuza bir cevaptan sonra İsmet Bey anlatabildim mi dedi. Siz de düşündünüz biraz galiba anladım dediniz. Ve İsmet Bey de teşekkür etti. Bu çok önemli bir şey bana sorarsanız. Çünkü bu ülkede birçok şair için, yazar için ama özellikle İsmet Bey için anlaşılıyor olmamak ya da anlaşılamamak ciddi bir sorun. Şimdi şuraya geleceğim. Şiirinde ciddi bir işte böyle bağlanma hali, hayret sonrası hali var. Ve garip bir şekilde hani siz dediniz ya önünü kapar. Yani evet bunun ötesi yok. Bunun ötesi yok. Bu böyledir havası var. Ama biraz önce İsmet Özel dedi ki ben yazılarımda 25 yıldır doğruyu söylemiyorum. Belki haklı olanı söylüyor. Bilemiyorum. Çünkü doğruyla haklı ayrı şeylerdir. Belki haklı olanı söylüyor. Ona bir şey demeyeceğim. Ama İsmet Özel başkaları için bir şüphe. Başkaları için bir kuşku yazılarında. Belki kuşkullar için ya da şüpheliler için de bir başka. Yani tersten okuyacak olursak. Bu anlamda yazdıklarıyla yani şiir dışında, gelenler dışında yazdıklarıyla şiirleri arasında bir fark var mı? Birinde kuşku, şüphe, yani bu senin bildiğin gibi değil ama şiirinde diyor ki İsmet Özel, bu bildiğinden de öte bir şey. Bilmiyorum buna ne diyecek? Vallahi ilginç bir yorum diyeceğim. İyi bir mısra olacak ama. Ali Ural. Şimdi 25 yıldır doğruları söylememe konusunda ben bu konu çok tartışıldı. Bir anekdot anlatmak istiyorum. Yakın bir zamanda İsmet Özel'in bulunduğu bir ortamda bir şair kendisinin yanına yaklaşıp şunu sordu. Ben intihar etmek istiyorum dedi. Daha doğrusu intihar etmek istediğini İsmet Özel'e söyledi. Bunun üzerine İsmet Özel'in o şaire verdiği cevap şuydu. Ben de bir zamanlar bunu düşünmüştüm ama sonra vazgeçtim ve bunun sebebi şuydu. İntihar etmek geride kalanlara bir mesaj vermektir. Kime mesaj vereceksin? O halde vazgeç. Doğruları söylememeyi bu bağlamda değerlendirebilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Birlikte yürüyecek insanlar olmamasını dile getirdi. Eğer böyle olsa ben de daha farklı şeyler söylerim demek istedi. Bu tabii bir şiiri konuşurken böyle bir parantez açtım. Çünkü tekrar gündeme geldi. Şiirle ilgili olarak da bir yayıncı sorusu sormak istiyorum. Şimdi Türk olmak dedi son zamanlarda bir senedir İsmet Özel. Ve Türk olmak ismini vermedi belki kitabına ama Bilinç Bile İlginç diye bir kitap çıkarttı. Bence bu kitabın ismi Türk olmak da olabilirdi. Şimdi bir de şiir beklentimiz var. O da Yahudi olmamak. Şimdi herkes onu merak ediyor. Ben de hazır fırsatını bulmuşken çünkü normal zamanlarda belki kaçar diye düşünüyorum. Burada bunu milyonlarca insanın dinlediği bir ortamda sormak istiyorum. Yahudi olmamak ne zaman geliyor? Şimdi ben Erbay'ın başlığı altında daha önce yayınlanmış 4 kitabımı yayınladıktan sonra yani 40 yaşıma kadar yazdıklarımı bir kitapta toparladıktan sonra zihnimden şunu geçirdim. Ve sonradan bazı insanlara da söyledim. Ölmeden 2 kitap daha herhalde çıkarırım şiir diye düşündüm. Olarak. Şiir kitabı olarak. Bunlardan birisi Bir Yusuf Masalıydı. Diğeri de Of Not Being a Jew. Bir tanesi çıktı. Şimdi Allah bana şiir çalışma fırsatı, imkanı, genişliği verirse ilk ağızda
John Maynard Keynes'ten nefretimin 20 sebebi diye bir 20 bölümlük şiir var tezgahımda. O şiiri bitirirsem, o şiirle birlikte şimdiye kadar yayınladığım ve bir Yusuf Masal'ın dışında kalan şiirlerle bir kitap yapmayı ve yazmayı düşündüğüm ama henüz yazamadığım, yazmak için fırsat bulamadığım şiirleri de o kitaba siyah bir sayfa olarak koymayı, yani yazıldıkça ağıran sayfalar olarak, böyle bir tasarım var. Dolayısıyla ben dua ediyorum ki şu John Maynard Keynes'ten nefretimin 20 sebebi şiirini bitireyim. Ben mikrofonu bırakmadan önce genç şairlerle ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi şiire saygı duyulduğu, Türkçenin sevildiği bir ortamdan söz eder İsmet Özel şiir okuma kılavuzunda. Öyle bir ortamdan İsmet Özel doğuyor. Genç şairler şiirin saygı görmediği, Türkçenin sevilmediği, bayağı değerlerin ön plana çıktığı bu talihsiz ortamı nasıl atlatacaklar? Atlatamayacaklar. Çünkü ben sözünü ettiğim şiirin değerinin bilindiği, şiire saygı duyulduğu ortam, o ortamı oluşturan çok az sayıda insanın hassasiyetiyle elde edilmiş bir şeydi. 15 dakikada bu ortama geri dönülebilir. Ama ne yazık ki yaşadığımız günlerde yalnız şiir değil, her konuda insanların bir baklava peşinde olduğunu görüyorsunuz. Yani bu işin ucunda ne var? Şiire kıymet verilen, şiire saygı duyulan ortamda şiire değer vermenin, şiire saygı duymanın bir kazancı yoktu. Tam tersi. Yani yok yani bedeller, özel bir kaybı falan filan da yoktu ama en azından yani bu yüzden bir kazanç elde edilmiyordu. Tıpkı erdemin mükafatının erdem oluşu gibi. Yani şiire değer veriyorsunuz, şiirle besleniyorsunuz, yeter daha ne. Ama bugünkü ortamda bu iş böyle değil. Adım şaire çıksın, bak ne numaralarım var. Yani böyle bir yaklaşımla insanlar tabii ki bunlar çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bitirelim isterseniz. Çok iyi olur. Çok yorduk İsmet Özel'i de. Bir Yusuf masalından... Evet. Anlamadım. Söyler misiniz? Hayır. Hep beraber söylemeyi, hep beraber söylemeyi öneriyorlar. Yönetmenler hazırlarsa... Bilmem ki. Evet. Hadi buyurun o zaman. Bir ilahiyle bitirelim. Evet İsmail sizden. İsmail Mesut'u istiyorum. Evet. Ama hep beraber. Hep beraber eşlik edeceğiz. Bütün sözleri ama hatırlıyor musunuz? Yani, siz başlayın isterseniz. Yani. Orada var mı metni? Hayır. Çığırışır. Bir saniye. Duyulmuyor sesiniz. Yani üzgünüm. Teknik olarak böyle. Mehmet Bey biliyor mu? Yani hayır ben unutabilirim diye korkuyorum. Verin o zaman. Nereden başlıyor? Göçtü kervan, kaldık dağlar, bağlar.
Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çığrışır tellallar inanmaz mısın? Çığrışır tellallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında. Emiri haç göçeli hayli zamandır. Emiri haç göçeli hayli zamandır. Muhammed cümleye dindir, imandır. Allah Allah Muhammed cümleye dindir, imandır. Delilsiz gidilmez yollar yamandır. Delilsiz gidilmez yollar yamandır. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikret sen dilin. Allah Allah gece gündüz Hakk'ı zikret sen dilin. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Böyle bir. Çok güzeldi. hiçbir şey söylemeyelim. Herkese iyi geceler diyelim. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.